belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi orta çağa uzanacağız. Orada bir elçinin maceralarını işleyeceğiz. Bakalım elçimiz orta çağda neler yaşıyor. Buyursunlar efendim. Yıl 775. Orta çağ Avrupa'sında yürekli bir elçi krallar arası diplomasiyi sağlamak için yağmur çamur demeden bir yıllık yol gitmiş ve sonunda Baskonya Krallığı'na ulaşmıştır. Yüce Kralım, Hombat Kralı 2. İbrahim Usta'dan mesaj getirdim size. Şöyle vereyim size. Oh, yoruldum. Baskonya Kralı İsmail Gold. Krallıklarımız arasında bunca yıllık sürdürdüğümüz dostluğumuz toprağımızı işgal etmenizle bozulmuştur. Krallığımızın bunun altında kalmayacağını bilmenizi isterim. Hayırdır kralım, canınız sıkıldı, yüzünüz düştü. Canınızı sıkan bir şey olduysa alayım mı hemen kellesini? Elçiye zemel olmaz. Ben bana söyleneni aktarıyorum. Benimle ne alakası var şu an? Teori olarak haklı olabilirsin ama biz bir mesaj olsun diye yine de kellesini alabiliriz. Alayım mı kellesini? Alma. Doğru söylüyor. Elçiye zeval olmaz. Ama anlamadım. Mevzu ne, anlamadım? Diplomatik bir dille çözeceğim. Ya senin canına kurban olayım ben ya. Canım benim, duydun mu? Diplomatik yolla çözecek yani. Helal olsun. Kral ya. Bunu ve hediye paketimizi kralına götür. Tamam. Oh. Bir yıl sonra. Kralım, dağlardan, ovalardan geldim. Size ve ülkemize esenlikler getirecek barış mesajıyla İsmail Got'un hediyesini getirdim. Ne göndermiş? Bu ağır biraz. Bir yıldır yoldayım. Bir yardım edersen canım. Evet. Ay ağır. Belli taşımışım. Evet. Bakalım. Seramik vazo göndermiş. Özensiz herif. Seramik vazo mu? 5 yıldır seramik vazo gönderiyor. Zaten geçen sene doğum günümü de unuttu. Orduları toplayın, savaş açıyorum. Abi ama kralım yani hemen açmasanız yani. Ben onca yol geldim yani, dağlarda kaplanlarla boğuştum, kurtlarla güreştim. Bir okusaydınız bari yani. İyi, ver bakayım ne yazmış. Bir okuyun. Hombat Kralı 2. İbrahim Yus. Seni saygıyla selamlıyorum. Elçinin yolladığı mesajı aldım. Ancak ne yaptığımızı tam olarak anlayamadım. Daha açık konuşursan yıllar süren dostluğumuzu korumak için elimizden geleni yaparım. Ne yaptığını hala neyini anlamamış acaba? Kralım hiç alttan almayın lütfen. Beni gazlama Ozan Yus. Ben burada açıklamamı yapıyorum. Elçi, bu mesajımı acil olarak, çok acil bir şekilde İsmail Got'a ulaştır. Acil derken? Okey. Yani normalde 365 günde gidiyorum. Biraz hızlı gideyim, 364 günde giderim. Tamam.
alayım. ...364 gün sonra. Biraz hızlı geldim de. Buyurun, ağzı biri kurudu. Ver bakalım, ne yapmışım? Sen ne yaptığını daha iyi bilirsin. Net söylüyorum, muşmula suratlısın. Muşmula mı? Muşmula mı? Muşmula mı? Alayım mı kellesini? Ya sen taktın benim kelleme. Ne heveslisin kelle almaya ya. Alma, alma. Oh. Dur. Belli ki İbrahim Yus çok sinirlenmiş. Şimdi diplomatik bir dil kullanmazsam çarşı pazar karışır. Diplomatik bir dil kullanıcıyım. Ya senin mintanına kurban ya, kral ya. Nereye kelle alıyorsun? Bu ne anlar diplomatikten, diplomasiden? Efendim, İbrahim sizi sevdiği için bu kadar kızıyor yani. Kralım, siz biraz alttan alsanız. Yine de çok alttan almayın kralım. Sonuçta kralsınız. Bir ağırlığınız olmalı. Bayağı da uzun yazdınız ha. Çözüldü iş herhalde. Aklımdan geçen her şeyi yazdım. Umarım yanlış anlaşılmanın önüne geçeriz. Çok şükür. Bir yıl sonra. Ah! Bittim artık ya. Hoş geldin. Yine dağları, ovaları aştığında geldim. Yine size ve ülkeme barış dolu bir mesaj getirdim. İsmail Got uzun uzun yazdı. Gerçekten bu sefer bu kafadaki bütün soru işaretlerini bitirecek mesajı okuyorum efendim, müsaadenizle. Kendi diyen kendi olur. Lan bu muymuş? İki yıldır yoldayım yani, bunu mu yazmış ya? Bu o kadar uzun uzun yazınca ben bir şey... uzun şey yaptım, nah çizmiş buraya efendim. Bunu çizmiş size. Biz de kuru kafa çizelim kralım. Ya saçmalamayın artık, kuru kafa çizip oradan oraya, oradan oraya. Bittim diyorum ya. Vallahi bittim, gondiler diye bir minnet türemiş. Yani üç kez... beni kılıçladılar. Çok kötü durumdayım lütfen kralım. Siz şu konuyu açıklığa kavuşturacak bir şeyler yazın artık lütfen. Elçi haklı. Haklısın. Zaten doğru düzgün her şeyi açıklayacak bir mesaj yazdım. Al bunu götür. Ordumda bile değilsin İsmail Got. Anlamadım. Ne? Yanlış yazmışım. Umurumda bile değilsin İsmail Got diyecektim. Ben de diyorum ne diyor? Evet, saçma olmuş. Neyse, konumuza dönelim. Krallığında batsın iş. Daha ayrı olacak yalnız. Ulan yaşlandım ya. Aa, yaşlandım, yollarda yaşlandım lan. Durun artık, yeter durun ya. Bondiler durmuyor. Bak, kılıç yemekten sevgine döndü. Haklısın, tamam. Bu benim son mesajım olacak. Başka da hiçbir şey demeyeceğim, tamam mı? Al, bunu götür. Ama sen oku. Oraya gittiğin zaman aynen şöyle oku, şöyle yazdın. Sen çok biliyorsun. Ha! Gerçekten böyle mi diyeceğim? Aynen böyle. Girsene artık lan! Hadi delirttin beni, kralsan krallığını bil ya! Benim hayvan mıyım ben? Git gel, git gel. Kaç yıldır şu halime bak. Aç! Savaş aç! Vallahi yiyin birbirinizi. Aç savaş. Savaş mı açayım? Aç. Aç. Ne olacak ya? Vallahi bitsin artık bu şimdi. Ben bittim ya. İsmail Got'un yaptıkları yanına kar mı kalacak? Ha? Yaptıklarını yanına... Allah cezanı versin. Unuttun değil mi yaptıklarını? Yıllar geçti. Çok zaman oldu. Hatırlamıyorum. Ne yapmıştı ki o zaman? Vallahi bende de fluoralar kralım. Seramik vazo ile ilgili bir şeydi aslında ama tamam çıkaramıyorum ya. Lan manyak mısınız? Ne vazosu? Adam bütün toprakları işgal etti diye çıktı ya mevzu. Oha çüş! Şimdi hatırladım. Bak şimdi yeniden sinirlendim. Tamam. Bu işi bitirmenin ve konuşmayı sonlandırmanın zamanı gelmiş. Nerede kaldı bu elçi anlamadım. Yıllardır ortada yok. Hiç bilmiyorum ki kralım. Acaba mesajımıza cevap vermeyip bizi ghostluyor mu? Ne yapıyor? Yani eğer öyle yapıyorsa çok ayıp. Keşke kellesini alsaydık be. Heh. Neredesin sen elçi? Bak bana sakın trip atılmasın. Vallahi çok fena yaparım bak. Benim psikolojim bitti artık. O gondilere yakalanmayayım diye. Üst bir yol vardı, oradan gideyim dedim. Vikingler diye birileri yakaladı beni. Bana dediler ki sen bebek yüzlüsün, çok güzelsin dediler. Köyün yaşlı bir dayısıyla evlendirdiler beni zorla.
dayıya dedim ki, dayı dedim, ben erkeğim diyorum, anlamıyor dayı, duymuyor. Bana dedi ki, ilk karımdan 4 tane çocuğum var, bunlara analık yap dedi. Yıllardır 4 tane çocuğu büyüttüm. En sonunda bu keltler var, onlar geldiler de arbede çıktı, böyle kaçtı. Mesaj bu da. Çok zor kurtuldum. Bu ne lan? Pastel boyalı resim var bunda. Amcanın ortanca oğlu çizmiş onu ya. Ya arkasındadır. İbrahim'iz çok önemli bilgiler yazdı kralım. Bitiyor her şey yani. Bir okuyun onu. Bu boş. Boş mu? Vallahi boş. Sen hiçbir şey yazmıyorsun. Ben şimdi gidip onun tamam. Bak. Bana bak. Bak sen elçiye zeval olmaz diye çok rahat takılıyorsun. Alıverirler kelleni. Asıl kelle fetişisi koca kafa. Manyak. Bir yıl sonra. Nerede lan kral? Yedin mi kralı? Yazlığa gitti. Biraz havamız değişsin dedi. Vay yazlığınıza nerede yazdın? Yazlık nerede efendim? Kuzeye doğru 6 ay at sürüyorsun. Bigibur Kalesi'nin gördüğün zaman sol kolunda kalıyor, tamam mı? 6 ay mı? Evet. Allah cezanızı versin inşallah. Senin cezanı versin. Yeter, bu atlamadı. Yürü git ben de oradan. 6 ay sonra. Hoş geldin elçi. Aa elçi, hoş geldin. Havuza girmek ister misin? İsterim. Yolda gelirken bir tane dağ kaplanı sağ tarafını kopardı. Bunlar da ne meraklı bir seni. Evet. Güzel bir kim olabilir, sizi ilgilendirmez o. Kopardı, şimdi girip mikrop kapmayayım havuza. Okey. Bana bak. Ha? Sen bu İsmail Got'a boş mesaj mı gönderdin? Yanlışlıkla göndere basmışım. Çok komik değil mi oğlum? Değil. Bence komik. Sen ne yapıyorsun lan orada? Suda, sen benden önce nasıl geldin buraya? Ticaret yolu açıktı, kestirmeden bastım geldim. Kestirme mi? Lan kestirme mi? Oğlum seni boğarım bak, kestirme mi var desenize bana. Ben yıllardır, aylardır yoldayım. Lan! Bana bak oğlum. Doğru düzgün konuş, tamam mı? Elçi sen elçiyle bil. Al. Mesajım burada. Ben bundan sonra okumadan mesaj götürmüyorum, tamam mı? Ben okuyacağım, bakacağım, öyle götüreceğim. Yeter ya. Gideni delirttiniz artık. Allah'ım yarabbim, ne yazıyor? Müsait misin? Bak boğarım. Vallahi ikiniz de boğarım burada. Katiliniz olurum bak. Elçiye zeval olmaz dedim, atlar boğarım sizi. Ulan bana bak. Elçiye zeval olmaz diye diye başımıza çıktın. Alırım başını ha. Al. Al ya al. Bir canım kaldı alacağım, manyak. Su aygırı. Beni delirttin. Alırsan al. Al. Ya da şu iletişimine bir çare bul. İsmail Got'a kullandın değil, artık onu böyle iletişime kapattı. Garip oldu İsmail Got. Haklısın. Ben de artık bu İsmail Got'la olan toksik ilişkinizden çok sıkıldım. Bu negativiteden arınmak istiyorum. Evet, işte bu ya. Ya kralım, yani bencilsin deme de bana öyle hissettiriyorsun de. Biraz kendini güzel ifade et lütfen. Peki, yaz. Ya yazacağım. İsmail Got. Got oğlu Got. Onu yazmayayım şu an o. Ya o aramızda şaka, yaz. Güler o. Got oğlanı yazdım, olur mu? Olur. Evet. Sen bizim köylerimizi işgal ettiğinde ben kendimi çok aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Sen benim kişisel alanıma müdahale ve saygısızlık ettin. İşte bu ya. Şimdi güzel, yapıcı bir cümle şimdi. O yüzden kelleni alacağım. Elle şimdi ne? Tamamen karışmıyorum. Bak bu iş bitsin, son olsun bu. Ben karışmıyorum yani, tamam? Tamam, bu da benim İsmail Got'a son mesajımdır. Finito. Bitiyor değil mi? Bitiyor. Bir yıl sonra. Kellesini alalım. Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Daha şimdi şuradan girdim lan, manyak. Şuradan girdim yani, beni delirtme, ne yaptım ben? Ya ama yani zeval olmaz, zeval olmaz diye diye beni çok engelliyorsunuz burada ya. Ya şurada bir kelle almak istiyorum, çok sıkılıyorum kralım be. Oğlum git tedavi ol lan. Git kendini tedavi ettin, ruh hastası ya. İsmail Got. İbrahim bir şeyler dedi, onu demeyeyim.
Bu bitmiş son mesajıymış. Ne dedi? Yani... Got oğla öyle bir şeyler dedi. Bilmiyorum efendim, siz sonra şey yani... Bunun gotu başı ayrı oynuyor. Çok önemli şeyler yazdı. Bu son mesajıymış bu arada. Bitti yani. Daha mesaj yok. Yemin etti daha mesaj göndermeyecek. Bitti benim işim de bitti. Köylere saldırdın. Aa, köylere saldırdığınızda mı? Ben köye meye saldırmadım ki. Allah cezanı versin. Şimdi bir mesaj daha gönderilecek. Lütfen bari bir tek bir mesaj gönderin. Gözünü seveyim. Artık bir gidip gelmeyeyim ben. Tek olsun o. Ya köyleri işgal eden ben değildim. Kuzenim yapmış. Aa, o sen değil miydin ya? Zırhlarında kırmızı arma vardı ama. Hayır tatlım, o zevksiz zırhlarla değil köy basmaya, ekmek almaya gitmem ben. Tarzım değil. Kaşim, kusura bakma. Olur böyle şeyler Kaşim, sıkma canını. Senin de vaktini aldık. Asıl benim vaktimi aldın biz. Ulan anlamadığım tek şey... Ben bu hale geldim, siz nasıl hala gençsiniz lan? Her gün gözaltlarıma gözaltı macunu sürüyorum. Çok ciddiye alıyorsun hayatı. Çok yıpratıyorsun kendini. Yapma bu kadar böyle. Ver şuradan bir tane. Ver şu en son. Al. Cevabın burada. Al. Götür. Sopa. Bak seni öldürürüm artık. Lan bu gider mi bu artık? Şımarıklığın daniskası bu, ne diyorsun? İki nokta üst üste parantez nedir lan? Ya böyle yandan gelicik gibi olur, sevimli olur diye düşünmüştüm. A** gülücüğüne. Ben o gülücüğü götüreyim de yıllarca gidiyorum o dağlarda aslanlarla kapışıyorum. Haydutlarla savaşıyorum, feodal ülkelerle kapışıyorum. Gelen geçen kopara kopara. Tamam. Tamam Elçi, peki. Şöyle yapıyoruz bak. O zaman şu kuzenle işimi hallet. Tufan Oğuz'a prensliğine git. Ona savaş açtığımı söyle. Sonra da seni emekli edeceğim. Emekli mi edeceğim? Hı-hı. Gerçekten. Hı-hı. Vay be. Sonunda oluyor. Şu işe başladığımda 15 yaşındaydım. Şimdi halime bak. Kadayıf oldu her yerim. Tamam lan. Tufan, Zovya mıdır nedir? Oraya da gideceğim. İstediğini yapacağım. Bana bak, çok uzak değil değil mi orası? 3 yıl sonra. Vay anasını. Vay şerefsiz demedi de 3 yıl oldu. Ulan ayaklarım yapışıyordu yollara. Allah'ım bir de bunun dönüşü var 3 yıl daha. İnşallah dayanırım. Ay. Ah Tufanovski. Tufanovski kralım. Ah. Mustafa, senin ne işin var lan? Ya bu krallığa transfer oldum. Bu nasıl kariyer beklentilerimi daha iyi karşılıyor. Alayım mı kellesini? Sen ne hasta adamsın lan. Çekil git, ne kellesi alacağım. Kısa keseceğim zaten. Tufanovski, çek lan kılıcını. Bunu İbrahim Üst yolladı, topraklarına girmişim. Seni savaşa davet etti, savaş açacak. Bu arada benimle bir şey göndermeyin, ben emekli oldum. Benim bitti, tatilim ben. Alayım mı kellesini? Salak ya bu. Oğlum anlamadın mı daha? Ha? Anlamadın mı daha? Benim kellem alınmıyor. Elçiye zeval olmuyor. Şerefsiz. Ya. Abi, aman abi diyorum. Kral, kralım. Dayı, artık benim hafızam hiç iyi değil. Şu söyler misin? Elçiye zeval olmaz der misin şu? Yo. Bizde böyle bir uygulama yok. Bizde elçiye zeval olur. Ben de o yüzden buraya transfer oldum. Burada elçiye zeval oluyor. Psikopattaki sevince bak. Alayım mı kellesini? Kelle kesmez. Kaza oturtun. Hangi kaza? Ben döneceğim ben. Geldim gideceğim. Hiç oturmayayım öyle kaza. Yok. Hayatta bırakmayız. Sonra aklın burada kalır. Hani kellen burada kalacak ya. Aklın da burada kalır. Anladın mı? Sen ne pis bir şeysin. Anladım ya kralım. Efendim bir konu...
lütfen kendinizi iletişime kapatmayın. Bir anlatayım kralım. Kralım hangi çağda yaşıyoruz ya? Orta çağda! Kim çağırdı sizi? Soykarlarda benden habersiz hiçbir şey olmaz. Benim adım Divin Burcu Akın Soykar. Brezilyalı futbolcu ismi gibi. Tipe bak, evlat olsa sevilmez. Anne, zaten evladınım ben senin. Bundan öncekini öldürdünüz. Bunu öldürmenize izin vermem. Daha öncekini öldürdünüz mü lan? Bu yaşadığın anksiyetenin çocukluğuna inersek... Embriyoma kadar indin artık. Yusuf'um, seni sevdik. Sağ ol Yusuf'um. Yusuf, Yusuf'um. Ben gidiyorum. Devin, Devin! Tamam, hallettik. Her şey yolunda. Soykarların sofrası burası. Soykar sofrası. Hatay sofrası gibi bir şey mi bu? Ne zamandır babaannemle görüşüyorsunuz? Hiçbir şey görüşmüyor. Ne zamandır görüşüyorsun lan? Efendim, 3 yıldır birlikteyiz. Tatlı bir ilişki. Tanışma, böyle flört etme hikayesi olan var mı? Burada bir hanımefendi var. Merhabalar. Merhaba. Nuray Taşkın. Eşimle biz bankada elektrik faturası yatırmaya gelmişti. Evet. Benimle tanışmak için. Son şeyi geçmiş, günü geçmiş bir fatura vardı elinde. Bunu nereye yatırabilirim diye geldiler. Ben de biz almıyoruz dedim. Siz bankada mı çalışıyordunuz? Bankada çalışıyordum. Bunu nereye yatırabilirim mi dedi? Evet. Sizi daha önceden görmüş mü? Beni daha önce bankamatikten gizli gizli takip etmiş. Dişçi bir arkadaşıyla beraber gelmişler. Bankamatik bankanın neresinde gizli gizli bakıyor? Ben o zaman çalışırken camdan işte şu kız değil, bu kız değil, yanındaki şu diye birbirlerine gösteriyorlarmış. Kimle? Bunlar böyle gidip cam eken iş yerlerinde hanımefendi mi bakıyorlar? Valla 30 sene önce öyle çok fazla gezip dolaşma yoktu. Ben 30 yıllık evliyim. Sonra bu 3 ay sonra tekrar geldi. Beklemiş yani faturanın bekledi çünkü sarışın ve yeşil gözlü birini arıyormuş. Baktı ben sarışın değilim, yeşil gözlü değilim. camdan öyle mi görünüyorsun? Bayağı bir aramış. Ondan sonra burnu hep sarışın ve yeşil gözlüler, burunları çok büyükmüş. Bakmış. Sonra, bu olay bayağı sonra biz tanıştık. Sonra tabii dişçi arkadaşı şöyle bir şey, beni tanıyor. Tanıdığı için getiriyor. Bu şeye gittik, kafeye gittik, oturduk. İlk sorduğu soru hangi takımı tutuyorsun? Allah Allah. Ben dedim ki ben Beşiktaşlıyım. Eğer dedi Fener deseydin direkt dedi kalkıp gidecektim dedi. Eşiniz de siz de Beşiktaşlı mısınız? Ben Sarıyer, yok takım olarak Beşiktaşlıyım. Ama Sarıyerliyim. Evet. Şu an neredesiniz? Şu an Ankara'dayım. Maalesef karaya vurdum. Siz Ankara'dasınız. Karasal iklim hiç tavsiye etmem. Yani bir İstanbul'dan Ankara'ya gitmeyi kimseye tavsiye etmiyorum. Buraya nasıl geldik Nuray Hanım ya bir anda? Buraya oğlumla geldik. Ankara'yı tavsiye etmem. Vallahi... kaç senedir, bak şu an 15-16 yaşında, kaç senedir sizi istiyor? Geçen sene kar yağdı. O karın şiddetli zamanında sizin oyun iptal oldu Şubat tatilinde. İptal olduğu için gelemedik. Ama Ankara'da oturma diyorsunuz yani. O kesin. Evet, sonra... Ne anlatayım? Beşiktaşlı olduğunuzu da öğrenince oldu bu iş mi dedi, ne dedi? Bu iş oldu. Bütün ev, yerler, halılar, her yer siyah beyaz oldu. Yani o kafeden sonra karar verildi mi? Allah'tan eşim iyi biri çıktı. Kısmet. Her şey böyle, benim eşim de böyle hemen spontan gelişir. Biz yolda gideriz mesela, bizim bir araba var altta. Eşim hemen arabayı satar. Birini bulur mesela. İyi fiyat veren birisi oldum, hemen araba gider. Biz taksiye bineriz, eve öyle geliriz falan. Size sokakta arabaya fiyat mı veriyorlar? Veriyor. Öyle mi oluyor?
Hele benim bir tane kayınpederim var, rahmetli olmadı daha, sağ. Çok şükür. Yani çok şükür sağ hala. Üzerindeki bir kere... Kayınpeder sağ mı? Sağ, 36 doğumlu. Bir kere üzerindeki paltoyu satmış, biri çok beğenmiş. Üzerindeki paltoyu çok beğenmiş, bana verir misin amca demiş. O da aldığı fiyatın iki katı bir fiyat verince satmış. Ayağınız uğurlu demek ki. Ya böyle alım satım işlerini çok seviyorlar. Hep böyle gülüyorsunuz değil mi ya? Ben hep böyle gülüyorum. Şen şakak. Oğlum hatta dedi ki, böyle biraz yüksek gül de dedi, seni çeksin. Siz anne ol çalışıp geldiniz o zaman. İkiniz mi geldiniz? İkimiz geldik. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Renk attınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir arkadaş grubumuz var efendim. Çok iyi arkadaşlar, çok yakın arkadaşlar. Bakalım bugün başlarına ne gelecek? Bir izleyelim efendim. Buyursunlar. Benim. Ya oğlum üçünüzü tamam. De ayrı ayrı seviyorum. Manyak mısınız? Gidin başımdan ya. Kanka, geçen gün ne oldu biliyor musun? Üçümüz oturduk. Muhabbet ediyoruz, laflıyoruz. Bir baktık ki üçümüzün de en yakın arkadaşı sensin. Yani. Sonra ben dedim ki tamam, üçümüzün de en yakın arkadaşı olabilir ama İsmail'in en yakın arkadaşı benim dedim. Ya inanmadılar. Sonra 200 lirasına iddiaya girdik. Ne olur söyle ya, en yakın arkadaşın kim kardeşim? Oğlum benim diyorum ya, oğlum şunlara söyle. Biz İsmail'le ilkokuldan arkadaşı, sıra arkadaşıydık diyoruz ya. Bizim bir geçmişimiz var ya. Ya biz eskiden ev arkadaşıydık bunda. Bizim yaşanmışlığımız var. Bizim çocuğumuz var lan. Kanka yoktur ya. Oğlum, bizim rock grubu yok muydu üniversitede? Ha? Bir sürü parça besteledik. Onlar bizim çocuğumuz değil mi? Değil kanka, o kadar değil. Ya arkadaşlar, ben bu topa girmem. Üçünüzü ayrı ayrı seviyorum. Bence iddia düşer. Bu arada benim gitmem gerekiyor. Hemen iş yerine uğrayacağım. İşi kısa tutacağım, hemen geleceğim. Oğlum maç izleyeceğiz diye sana geldik. Ha. Nereye gidiyor? O zaman biz de gidelim. Yok yok, gitmeyin. Benim kuzenim gelecek kanka Tokat'tan. Onu birinin karşılaması lazım. Siz evde kalın. İki dakika gideceğim, geleceğim ya. Abi senin Tokat'ta kuzenin mi var? Ha. Al işte, daha adamın Tokat'ta kuzeni olduğunu bilmiyor. Bir de en yakın arkadaşıyım diyor. Sen biliyor muydun? Yok. Al işte. Adamın Tokat'ta kuzeni var. İkinizin de bundan haberi yok. Ben de bilmiyordum ha. Oğlum nereden bileceksin? Kızcağız ilk defa İstanbul'a geliyor. Her yaz gittiğimizde böyle çok görüşürdük. Ya birlikte büyüdük. Kardeşim gibidir. Çok tatlı böyle mini minnacık, bıcırık, cimcime bir kız ya. Tamam mı? Hadi siz karşılayın, ben gidiyorum. Tamam kardeşim. Senin kardeşim bizim kardeşimiz. Gözün arkada kalmasın. Tamam. Merak etme, bıcır abi sahip çıkarız kardeşim. Tamam. Sen git işine, cimcime bizde hiç sıkıntı değil. Yalnız neyle geliyor, karşılayalım gidip istersen. Ben lokasyon attım. O taksi de zaten geliyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kardon. Ne yapacağız şimdi? Bir parka falan mı götürsek cimcimeyi? Oğlum çocuk yoldan geliyor. Yorgundur. Biz zaten maç izleyeceğiz. Veririz eline bir tane şey, tablet. İzler oradan. Un, yumurta falan var mı acaba? Ben böyle bir pankek yapayım, gülen suratlı. Güzel olur. Bıcırıklar sever öyle şeyleri. İyi düşün. Ay cimcime kurban olsunlar ona ya. Gel bakalım cimcim hoş. Selamlar. Merhaba, ben Çiçek. İsmail abinin kuzeniyim. Hadi buyur. Yani hadi buyur. Kapıda kaldık. Gel Çiçek. Gel böyle. Hoş geldin. Merhaba. Ben Feridun. Bu neydi adın lan? Hüseyin. Hüseyin. Öbürü de Mesut. İsmail işe gitti. Biliyorum. Söyledi abim. Memnun oldum. Memnun oldum. Geç istene. Şey yapsana. Geç. Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş buldum. Ne yapayım ben? Çizgi film açayım mı? Yani seviyorsanız açın tabii. Saçmalama Hüseyin. Ne haber Çiçek? Hoş geldin. Nasılsın? Otobüs çok sarstı mı? Nasıl geçti ha? Sizin oralar mı? İyi buralar mı? İstanbul'umuzu beğenmedin mi? Bitti. Oğlum saçmalama dedikten sonra nasıl bu kadar saçmalayabiliyorsun Mesut? Teşekkür ederim. Yani iyiydi. Yolculuk rahat geldim. Ben içeri gideyim. Yerleşeyim. Valizlerimi de hadi ya. Hadi ya. Ben taşırım. Abi valiz bırak. Valiz bırak. 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 Bırak.
Teşekkür ederim. Ben taşırım. Gerçekten sağ olun. Ben götürseydim. Ya çok tatlısınız ama gerçekten gerek yok. Sağ olun. Öyle çok da cimcime değil yani hani. Aynen yani. Bize bıcırık mıcırık dendi ama bayağı gelişik insan lan. Yani gayet olgun, alımlı, hoş. Allah sahibine bağışlasın. Bağışlasın değil mi lan? Tabii tabii. Tabii. Muhakkak. Yani İsmail kuzenim dedi, kardeşim gibi dedi. Senin kardeşim bizim kardeşimizdir dedik. Şimdi yani öyle tutup da yan gözle bakacak öyle bir halimiz yok ha, öyle bir kitabımız yok yani. Yazmıyor değil mi lan ki? Öyle bir kitapta yazmaz yani böyle. Aynen, bizim. Aynen. Delikanlılığa zaten sığmaz. Benim de kitabımda asla böyle bir şey yazmaz. Evet. Benim öyle bir kitabım yok. Nasıl yok lan? Ya benim öyle yok delikanlı kitabı, erkeklerin kitabı diye bir kitabım yok abi. Nasıl? Ne yapacaksın? Yazacaksın mı kıza? Yazamazsın. Yazamazsın. Yazım kuralı diye bir şey var. Arkadaşımızın kuzenine yazamayız. Yazım yanlış olur. Abicim ben yazacağım mı dedim. Heh. Benim öyle bir kitabım yok dedim. Onu belirtmek istedim. Ayrıca yazılabilir mi? Nasıl yazılabilir ya? Hayır. Ne var abi ya? Allah Allah. Yazılabilir. Evet. Hoşlanmış olabilirim. Beğenmiş olabilirim. Biraz önce benim elim tutuldu elim. Anladın mı? Bana tatlımsın dendi. Lan hadi oradan. Tatlısın demedi sana. Çok tatlısınız dedi. O tatlı ortaya söylendi bir kere anladın mı? Hem İsmail'e ne diyeceksin? En yakın arkadaşımız değil mi? Evet en yakın arkadaşımız ama ne kadar yakın? Benim öyle çok çok da yakın bir arkadaşım değil yani. Allah Allah ya. İddiadayken öyle demiyordun. Çocuğumuz var bizim diyordun ya. Ne oldu? Hani İsmail senin en yakın arkadaşındı? İsmail'in en yakın arkadaşı benim kardeşim. Benim en yakın arkadaşım İsmail değil. Kim senin en yakın arkadaşın? Sensin. Değilim lan. Sensin ya. Değilim, sen beni tanımıyorum bile ya. Ben seni çok seviyorum. Ben anlamıyorum seni ya. Ben seni anladım. Al kardeşim. Ha, ha. Al 200 lirayı al. İddia bitmiştir. Ha, çekiliyorum iddia. Aha. Ha. Görüyor musun? Karakter haysiyet yoksunluğu Hüseyin. Kankacığım düşününce... Yani siz ev arkadaşlığı, ev arkadaşlığı falan derken bana da siz biraz daha yakın gibi geliyorsunuz İsmail'le. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Kıza yazmak için bana kaparo mu bırakıyorsunuz buraya? Hayır şimdi bu kural çiğnenecek, kıza yazılacaksa ben de yazarım oğlum. Abi sen yazamazsın. Sen İsmail'in ilkokuldan sıra arkadaşısın. Ha? Olmaz. Ne oluyor oğlum sıra arkadaşı olunca? Öğretmen boylarımız aynı diye bizi yan yana oturttu diye ben yıllarca bu adama arkadaşlık yapmak zorunda kaldım diye niye yazmaktan men ediliyorum? Oluyor mu öyle ya? Tamam mı abi? Al, al. Aha. Ben de çıkıyorum iddiadan, tamam. Yerim ev arkadaşın. Zaten kirayı bile doğru dürüst ödemiyordu İsmail. Ne yapıyor şimdi o zaman? Yaradan'a sığınıp... Öyle. Yazalım. İyi olan kazansın deyip ha? Ha yazalım. Peki. Bakalım ne olacak abi? Hem işin içine girince abi insan şöyle bir düşünüyor. Yani en yakın arkadaşının kardeşi olsun, arkadaşı olsun yazılabilir. Ayıp bir şey yok bunda. Herkes birbirinin kuzeni sonuçta. Aynen. Yani cimcimeydi, bıcırıktı bir sürü şey dendi ama bu mu bıcırık abi? Yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Buradan Kabataş'a nasıl gidilir? Belli gidilir. Aktarmasız tek vesaire. Rahat edersin. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten süper olur. Yani ben İtalyan konsolosluğuna gideceğim de vize başvurusu için. Ben yarı İtalyan sayılırım biliyor musun? Benim dedem İtalyan. Ho. Senin hangi yarın İtalyan lan Mesut? Biz senin tamamını Siirtli biliyorduk. Annem İtalyan kardeşim. Öyle mi? Hı-hı. İtalyan geni var bende. Hadi. Sen çıksana bir dakika. Konsolosluğa beraber gidebiliriz. Dedem yardımcı olabilir. Deden konsolos mu Mesut? Hayır değilse çok yardımcı olamaz gibi düşünüyorum ben. Mesut çekilir misin? Çiçek, birlikte gidelim. Ben daha önce konsoloslukta bulundum. Yani oraları biliyorum. Öncesinde bir şeyler yer içeriz. Ben sana prosedürü anlatırım olur mu? Ya çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ne kadar iyisiniz. Şimdi İsmail abim
Seni kardeşlerim karşılayacak deyince ben de böyle bana saçma sapan abilik taslarsınız diye korkmuştum ama hiç öyle değilmişsiniz. Biz tabii ki öyle insanlar değiliz ya. Ben kesin değilim de yani İsmail'i de seviyorum ben. O kadar yakın mıyım İsmail'le bilmiyorum ama sevdiğim biri. İsmail Bey tatlı bir insandır. Hoş sohbettir, severiz ama tabii ki öyle kuzenine köz köz abilik taslayacak insanlar değiliz. Kaldı ki ben ortadaki hiç değilim. Benden de o kadar. Yani ben çok severim şeyi. Kuzeninin adı neydi? İsfendiyar mıydı? İskender miydi adı? Neydi? İsmail. İsmail, ha yaşa ya. Çok severim ama o kadar yani. Ben geldim. Hayır. İsmail abi, hoş geldin. Kız sen ne yaptın? Ne kadar büyüdün bıçırık cümcüme. Ne oldu sen ya? Ya. Maşallah sana. Beyler selam. Aa, merhaba. Merhaba beyefendi. Merhaba Mesut Bey. Merhaba Mesut mu ben? Ha. Beyler iyi misiniz? İyi sağ olun siz. İsmail abi ya arkadaşlarım beni o kadar iyi karşıladılar ki yani üçü de beni ayrı ayrı İtalyan konsolosluğuna götürmek istediler. Ayrı ayrı. Götürmek istediler ha? Evet. Şey bu arada ben sizi böyle kankasınız falan sanıyordum ama o kadar yakın değilmişsiniz. Yakın değilmişiz ha? Neyse ben gideyim hazırlanayım da geç kalmayayım. Tabii tabii. Ne yapayım, çizgi film açayım mı? Biz lan? Yakın değilmişiz. Yakınız da ne kadar yakınız ki? Aynen tabii canım. Şimdi İsmail hani atıyorum ben Mesut'la kankayım evet ama ne kadar kankayım bunu belirleyemeyiz. Yani kaç kanka metre yakınız biz bununla? Değil mi? Bilmiyoruz. Onları konuştuk da Çiçek Hanım bana söyledi. Vay be. Ya şimdi vay be falan var. Bir ajitasyona girdin de yani İsmail öyle bir durum yok yani. Yakınlık derecemiz gerçekten ben de sorguluyorum. Abi mesela ben geçen hafta annemi doktora götürdüm. Haberin var mı bundan? Annemi niye doktora götürdüm? Aa sonuçlar çıktı bugün. Biliyor musun? Anji öne haberin var mı İsmail? Yakın arkadaş bilmez mi abi bunları? Benim halamla babam neden kavgalı İsmail? Abi ben niye üzülüyorum biliyor musun? Beni teyzem aradı. Dedi ki bu kız artık ergen. Bu kıza dedi ciddi bir ilişki lazım dedi. Yani dedi İstanbul'a gelecek dedi. Orada dedi böyle helal süt emmiş, eli yüzü düzgün birisi dedi olursa dedi yakınlarında bir yerde. Yani dedi bir bak dedi gözün açık olsun dedi. Ben de içinizden bir tanesiyle belki olur diye. Senin canın mı? Bana bak. Sen tatlı temas kur. Gözlerine bana bak. Bana bak gözlerine. Arkadaşız lan. Ben yazık davranıyorum. Bırak bırak. Hemen yuttunuz oltayı. Oğlum bu kız benim kardeşim diyorum lan. Ne yapıyorsunuz ya? Bu kıza yazmak olur mu? Ayıp değil mi? İsmail vallahi tek bir argümanım var. Cimcime dendi abi bize. Abi kardeşin kardeşimdir de dendi, emanettir de dendi. Vallahi yazıklar olsun ya. Vallahi asıl sana yazıklar olsun ya. Biz seninle yakın olmadığımızı Çiçek'i tanıyınca anladık biliyor musun? Ne demek lan o? Oğlum madem böyle bir kuzenin var niye haberimiz olmuyor lan bizim? Madem böyle bir kuzenin var bu kadar yakın arkadaşız, kardeşiz bilmem ne diyoruz. Niye dünyada bu kızdan en son bizim haberimiz oluyor İsmail? Ne diyorsun oğlum sen? Zorluyorum işte İsmail. Çok açık söylüyorum, şu andan itibaren aranızdan biri bu kıza yazarsa benimle arkadaşlığı kessin. Net. Bitti, tamam mı? Ben hazırım. Kimler geliyor benim? Ben geliyorum. Hiç sıkıntı yok. Vallahi. Gidelim. İşim yok zaten benim. Ne oluyor? Bomboş duruyor. Tanı tanı, Çiçek. İnsan tanı. Eşim, dostum, arkadaşım diye emanet ettiğim insanlar sırf seninle flörtleşebilmek için birbirlerini ve beni satıyorlar şu an. İnsan tanı. Ya siz o yüzden mi ben? Geldiğimden beri bana bu kadar iyi davranıyorsunuz böyle şapşik şapşik. Şapşik şapşik. Yani keşke bana sorsaydınız. Ben söylerdim kiminle flörtleşmek istediğimi. Hadi ya hangimizle peki kiminle? Yani tabii ki hiçbirinizle. Ya siz manyak mısınız? Ya ben buraya gelir gelmez birinizi beğenip içinizden biriyle flörtleşebileceğimi nasıl düşünebiliyorsunuz? Bir de bunun için birbirinizle didişiyorsunuz. Ya siz mal mısınız? Siz nasıl bir yokluktasınız ya? Ya yazıklar olsun be. Ya yazık be. Bu ne ya? Aldınız mı cevabınızı? Emanete hıyanet neymiş gördünüz mü? Aferin kız sana. Sana gelince. Bana niye geliniyor ya? Sen kimsin ya? He?
Ya ben şemsiye miyim ki beni birilerine emanet ediyorsun? Ya artık kadınlar hakkında tartıştığınızda şu masada bir tane kadın olsun. Yeter ya. Büyüyün be biraz. Azıcık gelişin. Evrilin biraz, evrilin. Ay. Ne yapayım, çizgi film açayım mı? Aç bir şey izleyelim hadi ya. Aman. Kim çağırdı sizi? Soykarlarda benden habersiz hiçbir şey olmaz. Benim adım Divin Burcu Akın Soykar. Brezilyalı futbolcu ismi gibi. Tipe bak, evlat olsa sevilmez. Anne, zaten evladınım bence. Bundan öncekini öldürdünüz. Bu da öldürmenize izin vermem. Daha öncekini öldürdünüz mü lan? Bu yaşadığın anksiyetenin çocukluğuna inersek... Embriyoma kadar indin artık. Yusuf'um, seni sevdik. Sağ ol Yusuf'um. Yusuf'um. Ben gidiyorum. Devin! Tamam, hallettik. Her şey yolunda. Soykarların sofrası burası. Soykar sofrası. Hatay sofrası gibi bir şey mi bu? Ne zamandır babaannemle görüşüyorsunuz? Hiçbir şey görüşmüyor. Ne zamandır görüşüyorsun lan? Efendim, 3 yıldır birlikteyiz. Tatlı bir ilişki. Huyları var benim babamın diyen var mı? İki elini birden kaldırdı bu kardeşimiz. Benim babam... Adın ne adın? Melek. Melek. Benim babam eğer dışarı çıktıysa eve gelirken ıslık öttürmeden gelemez veya şarkı söylemeden. Eve keyifli geliyor yani. Evet. Peki senin sence değişik huyların var mı? Ben babam olmadan babamı babamsız bir yere gidince onu aşırı özlüyorum. Evet. Herkesten fazla özlüyorum. Melek, benim de 2 kızım var. İnşallah senin gibi beni çok özlerler hep. Çünkü ben de babamı çok özlüyorum. Sağ ol canım. Selamlar babana. De ona. Şu öndeki kardeşimize verebilir misin mikrofonu? Benim babamın şöyle bir tane huyu var. Her zaman salondaki koltuktan kalkmıyor. Her zaman o köşede kahvesiyle sabah, akşam her zaman orada. Bir de her zaman bir yere giderken beni... Bizim babamızın adı İsmail. Yani adı da bilinsin istiyorsunuz o. Var mı babanın başka huyu? Babam bizden Türk kahvesi istiyor ama kendisi yapmıyor ama. Bir de şöyle bir tane huyu var. Her zaman bir yere gidecekken ben başka bir yerdeyken bana her zaman haber veriyor. Buraya gidebilir miyim? Vermesin öyle, mi abi? Evet, kocaman adam bana niye söylüyor? Tamam. Tam bir baba olarak örselenmeye başladım. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi biz bir baba kız hikayesi işleyeceğiz ama bizim baba biraz değişik. Gerçekten uç noktalarda bir insan. Bakalım neler yaşıyorlar, izleyelim. Buyursunlar. Heh. Heh. Profesör. Evet. Efendim, yeni bir salgın için ürettiğimiz virüsün analiz raporları geldi. Artık onu dış güçlere satabiliriz. Güzel, çok güzel asistan Bahadır. Bu salgından kazandığın parayla ne yapacağım biliyorsun. Hayalini kurduğum o proje için gerekli maddi kaynağı kazanmış olacağım. Ve böylece nihayet dünyayı ele geçireceğim. Çiçek? Ne oldu güzel kızım? Neden kahkaha atıyordun? Dünyayı ele geçireceğim için mi?
Aa, Çiçek, sen bunları düşünme benim güzel yavrum. Hem daha önce konuştuk ya, babanın işlerini anlamak için henüz çok küçüksün sen benim bir tanem. Hadi şimdi odana git, güzel güzel oyuncaklarını oynayıp klasik müzik dinle, tamam mı? Peki babacığım. Aferin sana yavrum. Annesi kötü bir bilim adamı olduğunuz için evi terk ettiğinden beri Çiçek size fazlasıyla düştü. Evet. Evet ama düşe kalka büyüyecek. Dünyanın en kötü insanı olabilirim ama iyi bir babayım ben. Neyse, neyse bunları geçelim. Şimdi bana söyle, en büyük hayalim olan insanlığın sonunu getirecek projede ne aşamadayız Asistan Bahadır? Efendim son aşamadayız fakat... Evet. Yeterli sayıda uranyum ve plütonyum bulamadım. Kahretsin! Sana demedim mi ben? Bunları hemen temin etmen gerekiyor diye. Defol çabuk! Git ve hemen temin et onları. Çöz şu işi. Hadi. Koş. Hadi. Uranyumum ve plütonyumum olmadan nasıl dünyayı ele geçirebilirim ha? Nasıl? 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 Çiçek. Söyle güzel yavrum. İnsanlıkla ne alıp veremediğin var? Sen cani misin? Ah yavrum, o nasıl söz öyle? Hayır Çiçekciğim, bunları düşünmeyecektin, konuştuk ya. Öyle bir şey yok. Sen bunlara takılma lütfen. Hani söz vermiştin babişe, ha? Bunları düşünmeyecektin, tamam mı? Tamam. Evet, ben kötü bir bilim insanıyım. İşim bu benim, anlayacaksın. Ah, sana kitap okuyayım mı? Ay, tamam oku ama senin yazdığın kitabı oku. Dünyanın içinden geçireceğim. Yok yavrum, bu senin yaşına uygun değil. 7 yaş ve üzeri için yazdım ben bu kitabı. Ben sana kurbağa kukuriçle misafirliği öğreniyorum okuyayım, olur mu? Aa baba, hadi. Misafirlik deyince ben şimdi hatırladım. Ya kreşte öğretmenimiz misafirliği öğrenmemiz için bir arkadaşımızı ve de ailesini evimize davet etmemizi istedi. Hı? Ben de bu akşam Ercüment'le ailesini çağırdım. Onlar gelecek, nasıl unuttum ya? Aa, bu akşam mı? Aha. Hay Allah. Çok da işim vardı ama madem öğretmenin istemiş. Geldiler. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Kızım nasılsın? Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Merhaba adam. Ne güzel. Hoş geldin. Vay! Deney tüplerine bak, rengarenk. Ercüment kıracaksın, kusura bakma. Ercüment diyen bak. Tabii insan bilim insanı olunca böyle rengarenk tüpler, o çok hoş bir köşe. Çok güzel. Aslında aynısı evde var yani. Bir lambader aldım ben böyle. Telefon akışı değişiyor, sarı, kırmızı falan. Alışık çocuk da buraya gelince herhalde renkli geldi. Amca! Sen dünyayı mı patlatacaksın? Ercüment o nasılsa çocuk işte anlamıyor, aklı basmıyor yani konuşuyor başka. Hayır hayır, hiç sorun değil, hiç sorun değil. Lütfen buyurun geçin oturun. Hadi, geçin. Ayakta kalmayın ne olur. Çiçek, kızım. Hadi arkadaşın Ercüment'le odana git, güzel güzel onu misafir et ve oyuncaklarını oyna, tamam mı? Müzik dinleyerek. Hadi gel Ercüment. Ercüment, sen klasik müzik seviyor musun? Yok. O zaman sana hemen ezan atacağım. Ya hocam kusura bakmayın, vallahi billahi çocuk tabii bunlar. Şimdi okulda bizimki ne demiş ki sizinki? Kız. Benim demiş babam kötü bilim insanı, dünyayı ele geçirecek falan demiş. Onun için şey yani. Olacak iş mi? Yani çocuk işte bizimki de biraz aklı basmıyor, kıt biraz aklı. Yani böyle bir şey mümkün mü değil mi? Mümkün. Nasıl mümkün ya? Çizgi film mi bu? Nasıl olacak? Öyle bir şey. Yo, bilim bu. Kötü kalpli bilim insanıyım ben. Kızım doğru söylemiş. En yakın projelerim arasında da dünyaya bir salgın yaymak ve sonrasında dünyayı ele geçirmek var. Oldu o zaman, biz kalkalım. Ercüment koşma! Lütfen, lütfen oturun. Lütfen, misafirliğe geldiniz. Hem öğretmenlere ödev vermiş. Oturun. Israr ediyorum. Madem ısrar ediyorsunuz, 5 dakika daha oturalım. Siz ne işle meşgulsünüz? Biz normal insan olarak tuhafiye dükkanımız var bizim. Ya bizim eşimle tuhafiyeciyiz biz. Ne kadar güzel. Ben de evden çalışıyorum. Pandemide çalıştığım şirket kapanınca evden çalışmaya başladık. İlk başlarda zordu evde tıkılı kalmak ama alıştık. Evden çalışmaya devam. Valla biz de pandemide evde kaldık da hocam yani hamur iş yaptık, pizza yaptık değil mi? Çörek yaptık, mayalı bir şeyler yaptık. Senin gibi silah bomba falan yapmadık yani değil mi? Ben ne yersiz bir çıkış yaptım. Biz kalkalım o da. Ercüment! Lütfen! Çocukların oyunu böyle değil mi? Bakın ne olur. Ama müsaade ederseniz ben bir yandan işime devam etmek istiyorum. Tabii.
Tabii, tabii tabii, siz buyurun, kolay gelsin diyeceğim de nasıl kolay geleceksin? Ne demek, dur şimdi. Tabii iş en önemli bir şey insan için. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi hocam, benim bir soru soracağım. Bu insanın sonunu getirmek maksadıyla hazırladığınız bu virüs dediğimiz şey böyle Covid gibi bir şey mi? Öyleyse biz o evdeki maskeleri atmayalım. Ya onunla hiç ama hiçbir ilgisi yok. Ben size sizin anlayacağınız şekilde şöyle söyleyeyim. Yepyeni bir zombi virüsü üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışından asla kıramayacağım bir finansörüm sipariş etti. O yüzden Allah kısmet nasip ederse yıl sonuna kadar bütün dünyaya yayılacak inşallah. Allah kısmet diyor, inançlı da ha bu. Feridun Bey, rica etsem bana bir yardımcı olabilir misiniz acaba? Ya... Şunu bir tutabilir misiniz, rica ediyorum. Ya hocam, dünyanın sonuyla ilgili bir şeyse beni çok yapma yani. Yardımcı olamam gibi. Yo. Onunla hiç ilgisi yok. Şöyle gelin, sizden tek bir ricam var. Bunu lütfen sabit tutun. Anam. Hiçbir şekilde oynatmayın. Ne aşağı, ne yukarı. Ne sağa, ne sola. Ne de titretin. Aman ha, vallahi bütün mahalle havaya uçarız. Parçamızı bulamazlar. Ay, o tutamaz, o tutamaz. Ama çok baskı var üstümde öyle. Ondan tutamam yani. Bana bu kadar güvenmeseydiniz hocam ya. Ya gözünüzü seveyim. Ya tamam, bunları yapın da yani biz çok zorluklar çektik ülke olarak, değil mi? Daha başka ülkeler var kuzeyde. Ne bileyim, Arnavutluk var, Norveç var, Danimarka. Onlara bak, hani İsveç'e gitsen, orada hedef göstermek gibi olması daha iyi olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum ki yani. Sonuç... Ana benim yok! Jalelim koptu! Bak oralarda mı? Ay ne yaygara yaptı şu ana, buradaymış Allah aşkına Feridun ya. Yani. Ama olayları büyütüyorsun Feridun ya. Ya korkmayın. Ben bu sesi biliyorum. Yabancı bir ülke için bana sipariş edilen nükleer roketleri Çiçek bahçede ateşledi. Bayılıyor uzaya nükleer yollamaya. Çiçek, gel bakayım buraya yavrum. Ulan bizim site begonvil diktirmiyor bize. Bunlar nasıl füze koymuş bahçeye? Anne! Biz uzaya roket attık! Ercümen, bundan mutlu olacak bir şey yok oğlum. Bak, kağıttan yapacağın uçağını atacaksın. Neden nükleer roket annem? Çiçek, bir açıklama bekliyorum yavrum. Paralayacak kız işte. Özür dilerim babuş. Seni küçük haylaz. Gel bakayım buraya. Hatanın farkına varmana sevindim. Aferin kızım sana, aferin. Şunu unutma ki ben baban olarak ne kadar hata yaparsan yap, seni koşulsuzca hep seveceğim. Bitti mi? Bu kadar mı yani? Hadi bakalım, oyununuz yarım kaldı. Hadi odanıza. Hadi. Sizde atom bombası var mı? Bilmiyorum. Bakayım çekmecelerde vardı benim. Profesör, şimdi bu çocuklar giderken biz bunlara bir tablet neyin bir şey verirdik de bunlar çizgi film bir şey izleselerdi. Şimdi ben sizin bombalara falan bızıklarlar diye korkuyorum. Ya ben öyle tablet, telefon bunlara çok ama çok karşıyım Jale Hanım. Evet, çocuğumun gelişimine çok önem veriyorum. Anlatabildim mi? O çocuğumun gelişimi benim için çok ama çok önemli. O yüzden kızımla konuşurken sözlerime çok dikkat ediyorum. Hocam, beyefendi. Bir dakika daha durun, öyle bir şey yok. Biz de ebeveyniz. Biz de çocuklarla ilgili birçok şey biliyoruz yani. Öyle sözle falan olacak iş değil. Çocuk nedir efendim? Çocuk senin yaptıklarını, davranışlarını ve nasıl yaşadığını deklare ederek empozasyonla, değil mi? Öyle bir şeyler vardı yani. Bu tarz bir şeyler çocuk dediğimiz şey. Yani evet, yaşam olarak. Ben öyle düşünüyorum. Bunu öyle, anlatabilir miyim? Biz 2000'de aynı kafadayız. Ben öyle düşünmüyorum. Şu andan itibaren ben de öyle düşünmüyorum. sözleri bence çok önemli. Jale'nin notunu alalım. Şimdi hocam ben tabii siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi bu çiçeğin yani siz gelişimini önemsiyorsunuz ama bu insanlık soyunun ırkının tamamını yitirmek acaba bu çocuğun bu zihinsel, gidişsel, fikirsel, gelişimi, psikomotor becerileri açısından kötü mü olur? Ya benim insanlık umurum değil, değil mi Feridun? Benim umurum çiçek. Hayır bak, insanlığın sonunu getireceğim dediysem bütün insanlığı yok etmeyeceğim. Evet, belli bir kapasitemiz olacak. Çünkü dünyanın zeki insanlara ihtiyacı var. IQ'su 100'ün üzerinde olanlar hayatta kalacaklar. Şimdi akıllarda tek bir soru, bizim IQ kaç? Dur bakayım ben bir kabaca bir hesaplayayım. Vallahi Feridun, bizim 100-110 vardır ha.
Manyak mısın lan sen? Bizde ne arar 100-110? Ya benim dedem mühendis. Şimdi oradan bana bir 60-70 gelse. Senin halan kafalı kadın. Halan kafalı kadın. Şimdi biraz da sana oradan gelse bizim yapacağımız max 90. Ben adamla da konuşuyorum. Ya hocam şimdi hanımla da konuştuk. Evet. Şu barajı 70-80'e çekme ihtimali olabilir mi? Çok mağdur olacağız da biz. Mümkün değil. Bana gelişi bu. Ne engelişi bu ya? Ya Feruz bir şey yap. Engelle şu adamı ya. Bak onu iyi akıl ettin ya. Dur. Dur ben hemen Twitter'la Instagram'la bu adama engelleyin bana ulaşan. Manyak mısın sen ya? Ya görmüyor musun Thanos gibi Avengers'taki tıraşlayacağım insanların %50'sini diyor bu adam ya. 11 tane Avengers baş edememiş. Ben nasıl baş edeceğim? Ya. Bu saatten sonra beni hiç kimse engelleyemez. Hiç kimse ama hiç kimse bana engel olamaz. Görmüyor musunuz? Dünya nüfusu haddinden çok daha fazla. Bak ona katılıyorum. Yani trafik marafik çok korkunç duruma geldi hocam. İşte görüyorsunuz. İnsanlar çok ama çok fazlalar. Bu güzelim gezegeni insanlar mahvediyor ve öldürüyor. Vallahi billahi öyle. Ozanı da deldiler. Yani deodorantlar olsun, egzoz gazları olsun falan korkunç ortalık. Bu yüzden de insanların büyük bir kısmının yok olması gerekiyor. İşte tam burada senden ayrılıyorum ben hocam ya. Yani ya bu şekilde olacak gibi değil ya. Yani bunun bir çaresini bulmak lazım. Mesela inekler de ozona deliyorlar değil mi? En azından mesela inekleri yok edebilirsin. Onlar da olsun yok. Yeni kuracağım dünya düzeninde hiç kimse bana, sevdiklerime ve gezegenimize zarar veremeyecek. Hele ki kızım Çiçek. Onun saçına, saçının bir tek teline bile zarar gelirse işte o an bu dünyanın içinden geçeceğim. Baba! Çiçek! Ne oldu güzel kızım? Ah! Ne oldu? Baba! Ercüment saçımı çekti. Ne? Saçını mı çekti? Bu Ercüment kimdi ya? Oğlunuz. Yok. Benim öyle bir oğlum yok efendim Ercüment diye bir oğlum. Ya Feridun nasıl yok ya? Benim yok. Senin varsa sen konuş istersen. Allah Allah benim Ercüment diye bir oğlum yok Ali İbrahim Efendi hocam. Vallahi yok billahi yok. Ama yok artık canım. Çocuktur bu yapmıştır bir hata. Ben oğlumu çağırırım. Gelir burada efendi bir çocuk olarak özrünü diler bu kızdan affeder. Zaten öyle biri değil. Kim bilir ne yaptı da çekti. Yavrum ne yaptın da Ercüment saçını çekti. İçinde babamın oktobus deneyi olan enjektörü koluna bastım. O da canı acıyınca saçımı çekti. Ne var bunda? Hadi ya. Onu yapmayaydın iyiydi kız. Neyi yapmayaydı? Otobüs deneyi, enjektörü, o ne? Ercüment, oğlumuz nerede? Hanımefendi, ben neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Söyle. Ya Ercüment nerede? Bana bir şey söyler misiniz? Benim oğlum ne? Ben ahtapot kollu oldum. Ahtapot kollu oldum. Ahtapot kollu oldum. Böyle ya, ahtapot kollarım var anne. Ya Ercüment, bu mutlu olacak bir şey değil oğlum. Bana bak beyefendi, ben çocuğumu sokağa bulmadım. Düzelteceksin mi çocuğu? Gel lan buraya amca. Bana ne ya? Düzelttim ben benim kollarımı. Ahtap o. Ercüment aşağı in. Amca düzeltecek. Seni gebertir. Aşağı inecek. Çok gerildik. Çok örselendik, çok yıprandık. Şöyle yapalım. Bir şeyler içip kendimize gelelim, sonra oturup konuşalım. Hadi bir şeyler içelim. Evet, bir sakinleşelim. Ercüment Bey'i kalamara çevirmişsiniz zaten. Şundan bir yudum arıyorum. Bana ağzım dilim kurudu. Ha? Ah! Ah! Onu içmeyeydin, iyiydi. Neden gayet güzel uyuyordun? Beyefendi siz bana ne içiyor? Ne içiyorsunuz lan bana? Ne oluyor bana? Ha? Benim midem çok... çok kötü kusuyor. Evet, önce saçlar dökülecek. Evet ya. Saçlar bir anda dökülecek. Kus, kus. Aynen. İleride solda tuvalet var. Kus, kus. Baba dur. Ben sonra kapıyı açarım. Sağ olun Ercüment Bey. Ya sen bize ne ettin ya? Nerede kaldı senin insanlığın ha? İyi baba. Ama siz beni şu an mesleğimle yargılıyorsunuz hanımefendi. Ben iyi bir babayım. Şimdiye kadar 45 tane çocuk gelişimi kitabı okudum. Değilsin efendim ya.
O iyi baba olmadan o 45 tane kitap okumak öyle afili afili cümleler söylemekle olmuyor. İyi baba olmak için önce iyi insan olmak lazım. Şunu unutma. Kötü insandan iyi baba olmaz. Heh, şimdi düşün. Baba. Çiçek, yavrum. Sen kötü bir insan mısın? Aa, buyur. Değilsin değil mi baba? Hayır yavrum, değilim. Ben kötü bir insan değilim. Ben iyi bir babayım. Evet, şu andan itibaren kötü bilim insanlığını bırakıyorum. Atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun. Anladın mı yavrum? Anladım. Ben dönüştüm. Bravo. Dönüştüm. Benim ailemin içine tükürdüğün dönüştüm. Şimdi bana bak. Benimkine ne oldu söyle bakayım. O şöyle. Ne oldu benimkine? O bizim yeni hazırladığımız bir virüs karışımını içti. Beti benzi attı benim adam. Beti benzi değil efendim. Zombi oldu. Poli! Babam zombi oldu! Babam zombi ne oldu? Bu seni babasından değil mi? Tercüme, bunda sevinecek bir şey yok oğlum ya. Ya benim ailem, ya beyefendi. Feridun Bey bir saniye. Git yüzünü yıka Feridun. Feridun Bey. Bana kilitlendi sen böyle ama sakin Feridun, ol. Feridun git yüzünü yıka. Ya demin ne güzel benden korkuyordu, çekiniyordu. Zombi virüsünü içince cesaret buldu lavuk. Feridun. Sakin ol. Baba, hadi şunu sen de. Ben bunu nasıl... Gelsene. Koy baba. Baba ısır onu. Ya yemin ederim Ustan, sana ne oldu? Bir dakika, ben eşimi bir her şeye evet, buna hayır. Sana ne oldu? Ya ne olacak? Zombi beni ısırdı. Birazdan da ben sizi ısıracağım. Böyle gelip gidecek. Ay yapacağın işe senin. Hay Allah'ım ya. Bir dakika, çekil. Çekil. Şurada bir yerde numarası olacaktı. Alo, alo. Çok saygıdeğer Özlem Türeci ile eşi Uğur Şahin'in evi mi? Hocam, ben numaranızı bir arkadaştan aldım da. Telefonu hoparlör alır mısınız? İkinize duyun istiyorum. Şimdi hocam, bizim evde bir salgın baş gösterdi. Bize aşı lazım acil. Feridun bak bak insan, bilim insan olunca bak tesisatçı arıyor gibi oraları arıyor, mayaları arıyor, biliyor musun? Zombi virüsü hocam. Zombi, evet, evet. Acil aşı. mRNA tercihimiz ama siz bilirsiniz. Peki o... İyi akşamlar. Tamam, tamam. Bana bak. Ne diyor Özlem Hanım'la eşi? Aşı bulacaklar. Bekleyeceğiz. Beni de sınava! Kim çağırdı sizi? Soykarlarda benden habersiz hiçbir şey olmaz. Benim adım Divin Burcu Akın Soykar. Brezilyalı futbolcu ismi gibi. Tipe bak, evlat olsa sevilmez. Anne, zaten evladınım ben senin.
Bundan öncekini öldürdünüz. Bu da öldür beni seyisin Mehmet. Daha öncekini öldürdünüz mü lan? Bu yaşadığın anksiyetenin çocukluğuna inersen... Embriyoma kadar indin artık. Yusuf'um seni sevdik. Sağ ol Yusuf'um. Yusuf, Yusuf'um. Ben gidiyorum. Devin, Devin! Tamam, hallettik. Her şey yolunda. Soykarların sofrası burası. Soykar sofrası. Hatay sofrası gibi bir şey mi bu? Ne zamandır babaannemle görüşüyorsunuz? Hiçbir şey görüşmüyor. Ne zamandır görüşüyorsun lan? Efendim, 3 yıldır birlikteyiz. Tatlı bir ilişki. Teşekkür ediyorum efendim. Yurt dışında başına enteresan bir olay gelen var mı? Şu arkada biri var. Benim değil ama annemle babam çok seyahat ederler. Onlar yurt dışına gitmişlerdi. Tabii bizim için de bu yani alışla gelmişin dışında bir şey olmuştu. Bir gün babam aradı. Dedi ki önce İtalya'dayız, soyulduk ve sadece donumuz var. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeylerini çalmışlar. Her şeylerini çalmışlar. Sonra oradan Mostar'a geçmişlerdi, Bosna Hersek'e. Pardon, İtalya'dan Bosna'ya donla mı geçiyorlar? Yani donla değil ama sadece üzerindeki kıyafetlerle geçmişlerdi diyebilirim. Hiç İngilizce ve İtalyanca bilmedikleri için otobana girmişler ücretli. Babam diyor ki yani bir rakam yazdı. Hani oradan benim o parayı verip çıkmam mümkün değil. Hep anons yapıyorlarmış işte geçin hani artık ödeyin geçin. Babam hiç böyle bilmemezliğe vurmuş. En sonunda arkada tabii kuyruk olunca adamlar sinirlenmişler. Bariyeri açmışlar demişler ki geçin yani lanet olsun. Evet kim bilir neler dediler. Muhtemelen. Peki teşekkür ediyorum sağ olun geçmiş olsun. Şimdi bir ailemiz var efendim yurt dışına çıkmışlar orada başlarına bir şey geliyor. Bakalım olaylar nasıl gelişiyor izleyelim buyursunlar. Hello, Seattle Police Station. I am Sergeant Janeton. Okay, sure. Yes, yes. Thank you. Hey, hey, soy la sargento. Come on, come on, come on. I did not beg, eh? Just let me go. Damn it. Pwn you. Çok şükür Allah'ıma. Ben hiç rahatlayamadım. Senin donun duruyor mu? Don. Çal... He? Çal... arasında evet. He o. Kızım senin benim donlarınız yerinde mi? Evet ya. Demin ederim beni korktu yani. Ben hiç rahat değilim biliyor musun? Senin o deus orluğa ben çemkirmeden rahat edemeyeceğim. Ya torunumun sünnet töreni için hem de Amerika'ya beni çağırıyorsun. He. Kardeşlerine, ananı, babanı çağırıyorsun ve bizi havaalanından almıyorsun. Baksana nelere sebep oldu adam ya. Onun yüzünden oldu. Yahu oğluma senin oğlun. Ay çocuğun işi varmış. Çocuk rica etti. Anacığım, babacığım dedi. Otobüste geliverin dedi. Nereden bilecek yani çocuk senin havaalanında bereli bir hırsız tarafından arkandan telefonunun çalınacağını? Bilecek efendim, bilecek ya. Hayret bir şey. Gitti gül gibi telefonu daha taksitlerini ödememiştim ya. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ben onun jelatinini sökmüyordum, kıyamıyordum. Ya kulağıma bata bata kullanıyordum. Canım telefonu. Ne yapacağız ya? Yurt dışına da çıkar mı? Allah açtırmıştım telefonu. Bundan telefonu yurt dışında da kullanmıyor. Nasıl evet. Uğraşacağız biz oğlana? Dümdüzden kaldık donsuz. Evet işte aynen öyle pintilik yapmayıp benim de telefonumu açtırsaydınız şimdi telefonumuz vardı arardık abi gelirdi. Ama pintilik yaptınız açtırmadınız ki açtırmadınız telefonumu açtırmadınız. Kız sus! Sus! Kızım ya! Terbiyesiz ya! Valla hocam ya. Buraya konuyu hemen kendine nasıl getirebilirsin sen acaba? Tamam ya çözeceğiz çözeceğiz. Karakola geldik adamları anlatacağız. Biz Sivas'tan torunumuzun
sünneti için buraya geldik. Telefonumuz çalındı. Çalındı yes. Bize yardımcı olun diyeceğiz yani bu. Şş, kız duydun mu anan? Polis geldiğinde böyle söyleyeceksin anan. Ya ben mi? Ben bilmiyorum ki konuşmasını. Ben nasıl söyleyeceğim? Ben bilmiyorum ki kaç kere dedim İngilizce kursuna yollayın dedim. Yollamadınız, aldınız abimi gönderdiniz. Onu arayın, o gelsin anlasın. Bilmiyorum ki ben. İngilizce ben bilmiyorum. Beni göndermediniz ki. Beni... Aa! Kız sus! Yoracağım saçını başını ya. Sus! Allah, kindar kutuğu bir açıldı, kapanmıyor ya. Ya geçikti. Aslan oğlum benim. Ozan'ım. Akıllı oğlum diyebilir miyim sana? Sen konuşacaksın. He? Hadi oğlum. Ben İngilizce konuşamıyorum. Oğlum, konuşuyorsun ama anlamıyor musun? Yok, hem anlamıyorum hem konuşamıyorum. Cezanı verirsin ya. Nasıl oğlum? Ben sana her ay para verdiğim İngilizce kursuna git diye. Sen ne yaptın o paraları? Ben o kursa sıkıldım baba. Gittim tekvando kursuna yazdırdım kendimi. Allah senin cezanı vermesin ya. Allah senin cezanı vermesin. İşte bak. Siz o parayı bana verseydiniz ben bırakmazdım ki İngilizce kursunu. Asla bırakmazdım. Bana vermediniz işte. Gittiniz ona verdiniz, o da bıraktı. Bana verseydiniz ben bırakmazdım işte. Ay. Bırakmazdım. Bak Allah, geliyorlar. Tepeme geliyorlar ha. Tansiyon mansiyon düştü. Aa, kanlı gelincik gibi. Kinini kusuyorsun kusuyorsun. Travmalarını çözmenin yeri mi kızım? Aa, dur be. Mesut, sen lisede İngilizce eğitimi almıştın diye hatırlıyorum. Yani bence sen konuşamışsın gibi geliyor bana. Ya İngilizce eğitimi aldım mı? Benim aklımda hiçbir şey kalmadı ya. O İngilizce kelimeleri ben dimağımda tutamıyorum. Hiç. Faysın, foysun, ne öyle? Ya nasıl anlatacağız ya? Ne bileyim ben. Ne bileyim. Hiç mi yok oğlum senden? Geçmiş olsun birader. Aa. Ana! Aa, Türkçe konuşuyor. Bizim şansımıza bak. Ya böyle bir şey olabilir. Ay seni yarandan kurma. Kardeş siz senin tipin Türk değil, çok kötü bir tip. Türk müsün? Nereli ya? Anne Honduras, baba Sivas. Sivas görün mü? Görün, görün. Görün mü? Her yaz gelirdim ben. Ben sizin işi çözerim aga. Valla. Sağ ol ya. Anlatırsın sen. Anlatırım ama siz de bana yardım ederseniz. Şu çekmeceden benim anahtarı verirsen. Ya Rabbim seni gönderdi bize, öyle değil mi ya? Şu diyorum, anahtarları verirsen senin işini çözerim ben diyorum. Ha? Rabbim göndermedi canım. Deccal gönderdi bunu. Hırsızlık yapan bir adam seni teşvik ediyor ya. Boş ver şunu. Git şunu. Ozan! Oğlum sen tefanonu kullan bakayım. O kadar eğitim aldın. Al şunu. Korkut şunu. Hadi korkut. Vay da! Şer! Saray! Ne yapıyorsun lan sen? He? Kakalak gibi hareketler yapıyor orada. Ne yapıyor oğlum? Rezil ettin elin adam ya. Baba ben tekvando kursundan da sıkıldım, onu da bırakmıştım. İşte beni gönderseniz ben bırakmazdım ki, hiç bırakmazdım. Bunu gönderdiniz, bu bıraktı. Siz beni gönderseniz gel ama hiçbir şey göndermezsiniz ki beni. Yok, hiç bana yok. Kız bir sus sen ya. Ya yerli dizilerdeki travmaları çevirdin, yemin ediyorum beni ya. Tamam. Anahtarı verin, çözeyim işinizi diyorum. Hadi oradan be. Hayır. Ne biçim tüksüse? Çocuklar, merak etmeyin. Ben bu işi çözeceğim. Çünkü benim İngilizcem fena değil. Yani ben evlilik programını izlemiştim. Orada Eser Westen, Cansel'in İngilizce konuşmalarına çok şahit olduğum için... Tamam. Bence benim temelim bayağı iyi. Evet. O yüzden ben çözeceğim. Merak Anacığım, etmeyin. Sana güvenim. Merak. Hadi konuş. Konuş kız. Hadi. 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 What is? What is day? Well, will my villas coming from Sivas? Sivas. Sivas. Gurum. Biz turning, sünneting gelin. Ben gidin havaalanining telefonu hırsızın çalın. Ha? Yani gel görün ki, biz bitin. Yani telefon gidin, Allah'tan donumuz durun. Ha. Ha. Anne, ağlıyorsun, devam et.
sen? Ha? Gibi gibi. Anladım. O da gayet iyi anlattın. Gel gidelim mi? Çok iyiydi. Ne oluyor? Ne oluyor? Yapma diyorsun. Arasın onu. Abi bir daha. No polis. Nasıl ya? No polis no. Nasıl ya? No polis. Gör deyince görn anladılar. Kızı hırsızlıktan tutukladılar. Oh. Ama gayet iyi anlattın. Neyini anlamadılar? Gitti kız. Kız gitti. Evet gitti baba. Oğlum sen bir şey yap ya. Hiç telaş etmeyeyim. Ben biraz önce kafamda vurdum, düşündüm bir tane cümleyi. Hadi. Ikındım, sıkınıp çıkarttım. Hadi oğlum, hadi. Şimdi zor gideceğim bu bıyık adamla konuşacağım. Söyle, ah. Bakalım ne yapacağım. Hadi kardeşini kurtar, hadi. Bakalım ne yapacağım. Bakalım. Hadi. Men, stil, von, from. Vay ya, helal, hoş olsun senin eğitime verdiğim her kuruşa. Her kuruşa. Did they steal from you or did you steal for someone? Ne diyor? Fok adam ne dedi? Ne diyor? From mu diyor yoksa for mu diyor be? For aslında... mu from mu? For mu from mu diyor be? Biz aslında bu konuyu görmüştük ama ben... Aklımdan çıkartamıyorum ben. For mu? From'du. Haram zıkkım olsun senin eğitimini verdiğim her kuruşa. Haram zıkkım olsun. Bir çete için dedi. Çete için dedi. Soygun yapıyorum dedi. Çıkart şunları ya ne derim. Sus lan. Sus. Ay ne yapacağız şimdi? Hayret bir şey. Boğarım seni baba. Boğ gir içeri. Torunun sünnetine gidemezsin. Ay gerçekten gidemeyiz sünnete. O sünnete gitmemiz lazım Mesut. Ne yapayım kız, ne yapayım ya? Seattle polisinin çekmecesinden al şu bisikleti, anahtarı çalayım. Benim yok. Dedem de gelememişti benim sünnetime. Çok içerlemiştim, travma oldu. Hep suça düştüm sonra ben ya. Baksana travmadan adamın tipi kaymış ya. Bizim çocuk da böyle olur. Ya bizim mutlaka o sünnete gitmemiz lazım yani. Bak bence senin İngilizcen ya konsantrasyon olursa tamam. Gelecek yani. O çünkü lisede gördün sen ondan üst set. Gördün yani biliyor. Gördüm konuşabilirim sanki. Konuşursun tabii. Anam İngilizce geliyor sanki var. A, B, C, D. Oh, yeah. Oh, wow. Yeah. Hmm. Oh, yeah. Hello. How are you? Fine. Fine. My car. Benim eşim. Benim kızım ve benim oğlan gerçekten suçsuz. Biz geldik Amerika'ya. Torunun sünneti git. Okay. Yani havaalanı gerçekten kaosin. Kroting. Cep telefon salındı benim arka cebimden de. Fıkralarla Türkiye gibi oldu Mesut. Yani yöre yöre başladın, Trabzon'da bitirdin çok şükür. Ya nasıl anlayacak adamlar bunu be? Ne bileyim ya. What is he talking about? Anlamıyor, vücut dilini kullan. Sana lan, sana mı soracağım? Aslında adam haklı biliyor musun? Vücut dilini kullanayım. Bak, hey, men, go, polis. My valise. Yes, my bubble. Bubble. Oh. Üşüdüm. Çıkardım. Hırka. Oh. Giyerken. Sik. Oh. Cep telefonu cebimde. Hırsız eline al. Pearl ya! Pearl sapık demek. No pearl! No pearl! I am Evliya Karikolca, yes! Sapık olmadığımı söylesene oğlum. Arrested. Arrested? No arrested. Sir!
No Eristi. Eristi, Meristi yok. Vamirin, Vamirin. Şşşt! Burcu, Allah aşkına biz yani hırkızlığı falan bırakıp bunlara bizim masum olduğumuzu anlatmamız lazım. He? Elle orla anlatalım. Ya buzlanma. Kızım, sen folklorda iyiydin, bilinciliğin vardı. İyiydim. He, sen anlatayım. Geç, geç bir şeyler söyle Allah aşkına. He? 9-8'di, gelin. Sivas, Sivas! Sivas, Sivas, görün, görün. Misafir birbirlik. Çok sever insanları. Biz Sivas'tan bindik. Ne bu? Going. Ah, going. Going. Amerika'ya going. Sonra torun torun. Benim torun bu. Torun. Toruna going. Ben going. Babası going. Kirve going. Sen going. Herkes going. Herkes going peşine. Bu kaçın going. Biz bunu yakalayın. Yere going. Kırdık. Oh, no. Erster? Oh, no! Burcu, my car is there. Eşim, çan. Torun için şey, İzmir bombası getirmiştim. Onu ver bari. Çocuğun canı çıksın. Allah aşkına, İzmir bombası mı getirilir? Çantada ezilir. Bomba? No! No bomb! No bomb, no bomb. Ha? İzmir bomba, yeah, tat delicious, tat de... Mmm! Kaç oraya! Get over there! No, no, get! No, sir, just a face and kiss it. No, no. Ah, please, man. Please. One last second, man. We are come from Izmir. We are Smyrna to see our grandson. Oh. Sir, please, sir. My phone got stolen. Yes. My family is our innocence. Yes, sir. Yes. Okay, oh, okay. No, I see. Adam öt kokusundan İngilizceyi çöktüler. Vallahi lan konuşuyorum, inanamıyorum. Past perfect tense'ler, present perfect tense'ler şu anda zihnimde akıyor. Demek ki bilinç altında var, o ortaya çıkmaya başladı. Hey, come on. We'll find. Vallahi anladım. Call your phone, we'll find its location. Okay, ara diyor. Hani tespit edelim yerini diye. Allah razı olsun. Ulan hırkız, bakalım şimdi neredesin? O kadar mutluyum ki senin pisliğini bile affettim. Affettin mi gerçekten? Affettim, affettim. Hakkını helal ettin mi? Helal hoş olsun, aman. Ah, çalıyor. Bir tık erken helal etmişsin. Aşkım ben var. Dil 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 dil. Bir aile yemeğine konuk olacağız. Belki de daha önce seyrettiğiniz bir aile olabilir herhangi bir yerde. Bakalım yemekte neler olacak, ne gibi sürprizler yaşanacak. İzleyelim. Vay, vay, vay. Lan Fikri, eve bak ne kadar güzel ya. Tam hayalimdeki ev. Lan bütün gün çalışsan bu eve girdin mi bütün dertlerinden kurtulursun ha. Sen bu eve ancak böcek olarak girebilirsin. Onda da üstüne basarlar, ciğerini çıkarırlar. Oğlum bu neyin öfkesi lan kaynanam gibi? Ya hayal de mi kurmayak? Görmedin mi ya? Kapıda 50 tane silahlı adam vardı. 3 tane adam beni arayacağım diye elledi abi ya. Bu yaşımda ellendim ben. Oğlum beni de ellediler. Hiç bu ellemeden bir şehvet duygusu almadım. Alsaydın bir de. Allah Allah. Gel. Nerede bu? Siz kimsiniz? Merhaba efendim. Bendeniz İsmail Can evimden. Boru'nun 50 tonu adlı firmanın sahibiyim. Kim çağırdı sizi? Soykarlarda benden habersiz hiçbir şey olmaz. Gelin, gelin, soykara gelin. Neredesin? Ya sabah beri sana bağırıyorum. Sağır mısın? Buradayım anne, buradayım. Hmm,
şu sıfata bak. Şeytan görse kıskanır çirkinliğini. Sana da günaydın anne. Aha! Erkeğin özü. Ustalar gelmiş anne. Kalorifer peteklerini tamir edeceklermiş. Biliyorum. Ben çağırdım. Beyefendinin ilanda fotoğrafı vardı. Çok yakışıklı. Dedim gelsin benim de peteklerime baksın. Havamı alsın, ben de ısıtayım onu. Anne, neler diyorsun anne? Neler diyorsun anne? Anne! Adamlar bırak işini yapsınlar. Hadi geç. Geç sofraya, geç. Hadi yapın siz de işi. Tabii, tabii, tabii. Al bunu, al. Usta, bu kadının bir gözü toprağa, öbür gözü de sana bakıyor ha. Evet, o tek taraflı cinsel çekimi ben de hissettim. Kadın yaşlı, bizi birine benzetti herhalde. Neyse, biz şu işimize bakalım. Günaydın soykar güzellerim. Bir öpücük. Günaydın babaannesinin gülü. Bak, bak, bak. Hep babasının güzelliğini almış. Maşallah, maşallah. Anasının genlerine savaş açmış benim torunum. Pardon. Bu nedir? Tabağımda devin burcu soykar yazıyor. Mahmut mu yazsaydı? İsmin neyse onu yazdık kızım. Size kaç kere söyledim Hülya Yeter Hanım. Benim adım Devin Burcu Akın Soykar. Kızım ben senin iyiliğin için söylüyorum. İsmin daha ziyade Süper Lig'e girmiş koskoca futbol takımının sponsor oldu. Çorap markası gibi. Aslan Mesut. Bence Brezilyalı futbolcu ismi gibi. Devin Burcu Akın Soykar de Souza. Ne yapıyorsun? Sakın. Bir daha sakın beni insanların önünde dalga geçerek rezil etme. Anlıyor musun? Sakın. Ben gidiyorum. Devin. Devin. Tamam, hallettik. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Keyifler kaç puan? 6.9. 6.9. 6.9 iyi. Güzel. Hadi oturun. Soykar sofrasında böyle hareketlere gerek yok. Yapmayın böyle şeyleri. Sen de bir daha teşhis koyma. Soykar sofrası. Anne. Tamam, tamam. Kafası attı, bitti. Problem yok. Tamam. Bu adamlar kim? Kalorifer petekleri için usta çağırmış annem. Çok da güzel döşüyorlar maşallah. Evet. Nerede görmüş bizim soframızda birinin yediği, birinin baktığı? Çağırın, adamlar da oturacak sofraya. Anne sen ne diyorsun? Soykarların sofrası burası. Soykar sofrasına soykarların dışında biri oturabilir mi? Ne diyorsun sen? Yahu ne malum, belki ileride onlar da bizim aileden olacak. Tamam. Babaannem haklı. Bu adaletli değil. Usta. Abim. Bir bakar mısın? Tabii, buyurun. Oturun. Yok, biz yiyip geldik abi, sağ olun. Otur! Ya çabuk acık ya. Oraya oturma, oraya oturma. Oraya Yusuf'um oturacak. Onun yanına otur. He. Yusuf'um böyle gez. Yusuf'um hadi gel. Hah geldi. Gel Yusuf'um, gel gel. Gel otur. Bak bu İsmail benim delim. Bak bu da benim kıymetli oğlum Yusuf. Haydi tanışın, el sıkışın. Şöyle iyi anlaşın, tamam mı? İleride çok vakit geçireceksiniz birlikte. Haydi yeme.
Usta sen boşlukla tokalaştın, farkında mısın? Korkuyorum ben. Kimse de yadırgamadı. Ben de çok korkuyorum. Tamam. Afiyet olsun. Geldi uğursuz. İnsan yalandan da olsa bir sofraya davet eder be. Tipe bak. Evlat olsa sevilmez. Anne, zaten evladınım ben senin. Ya ne yaptım ben sana anne? Ha? Ne yaptım? Altınlarını mı kaçırdım? Emekli maaşına mı el koydum? Nedir bu kinin? Bir söyle anne. Hayırdır birader? Amcam sana savaş açmış. Depolarını da basmış. Seni öldürtmek için suikastçı da tutmuş. Aslanlar, hadi. Bence sizin yemeğiniz bitti. Hadi iş başına. Hayır, oturacaklar. Yusuf'um da öyle diyor. Değil mi Yusuf? Bak, bak torunum. Yusuf da istiyor. Bak, bu iş daha bitmedi. Bunlar bu işin lolosu. Daha bunun lelesi var. Anladın mı? He? Anladın mı? Ah be amca, ah! Yusuf'um seni sevdi İsmail. Sağ ol Yusuf'um. Yusuf, Yusuf'um. Ben de öyle, ben de. Ah amca ya, ah! Aşan Mesut, bak. Bu yaşadığın anksiyetenin özünde babanla yaşadığın o kaos var. Anlıyor musun? Yani çocukluğuna inersek, eğer çocukluğuna inersek... Embriyoma kadar indin artık. Yeter! Kundakta altıma işediğimi hatırlıyorum senin yüzünden. Dur artık, dur! Yeter! Yeter mi? Senin için çırpınıyorum ben, senin için! Senin için uğraşıyorum. Gidiyorum ben. Devin! 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 Tamam. Sorun yok. Her şey yolunda. Keyifler kaç puan? 8. 8 iyi. Hadi, hadi çocuklar. Oturun sofraya. Soykar sofrasında saygısızlık yaptınız. Artık yeter. Yani soykar sofrası ne? Anlamadım ki ben. Hatay sofrası gibi bir şey mi bu? Bence masaya sponsor almışlar. Soykar demeden sofra demiyorlar. Hadi aç ağzını Yusuf'um, ye. Ye. Bak bu hıstırıfın geli senin için yaptım. Haydi ye. Ye aç ağzını. Milletin önünde bağırttırma bana kendini. Aç! Aç! Ay! Bak gördün mü senin yüzünden İsmail Bey'in üstü kirlendi. Yürüyeyim ya. Özür dile İsmail Bey'den. Özür dile. Sen daha bir şey söylesene. İsmail Bey özür diledi çocuk. Allah'ını seversen. Rica ederim Yusuf'um. Çok tatlısın maşallah. Küçük ya, çok tatlı. Ne küçüğü ya Yusuf, 65 yaşında. Yeter artık soykarları dilinize düşürdüğünüz. Burası soykar sofrası. Soykarların sofrasında yaşanan... ...soykarların sofrasında kalır. Evet. Eğer bir daha soykarların sofrasını bir yerde duyarsam... ...o dillerinizi keserim. Ya soykarım artık bu işe ben ya. Korkuyorum ben. Oğlum havayla tokalaşan benim, sana ne oluyor? İnceden kaçalım. Tamam. Problem yok. Kahvaltıya devam ediyoruz. Ekmeğe bile Devin Burcu Soykar yazmış. Ay yuh ya! Yeter artık. Gidiyorum ben. Devin! 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 Usta ben sana diyeyim, bunlar kızgın demire bizim vücudumuza soykar yazacaklar. O kadın yazar. Yaşlı teyzeden kurtulalım da bir an önce gidelim. Tamam, problem yok.
Geçti. Sıkıntı yok. Keyifler kaç puan? 4. 4. 4 düşük. 4 olmaz. Bunlar ne yapıyor? Sınav mı yapıyor içeride? Ben seni eğlendirmesini biliyorum. Gel bakayım Yusuf. Tamam yeter. Üstüme çıksaydın. Yusuf'um çok terlemiş. Yusuf amca gelmedi ki daha burada. Gel Yusuf amca. Gel. Otur şöyle. Yusuf'um çok terlemişsin. O kadar terlemişsin ki sırılsıklam olmuş. Çok oynattık o yüzden. Ne? Ne dedin sen? Gerçek mi? Yemin iç. Allah'a alanı mutlu etmeyi biliyorsun sen Yusuf. Ne diyor yine haylaz? Aza diyor, uzatmaya diyor, gerek yok diyor. Sizi diyor, seninle beni yarın baş göz edecekmişim. Ama Yusuf'cum bak, masada böyle şeyler konuşulmaz. Soykar sofrası burası. Yuh. Gelin maaşı. 10.000 dolar. Nasıl bir şey ya? Evet, 10.000 dolar. Kolay mı zannediyorsun soykar ailesine girmeyi? Bunun bir bedeli yok mu? Ne oldu, küçük mü düştün? Yok. Hülya Yeter Hanım. 10.000 dolar banka kuruna göre 193.000 TL ediyor. Ama kapalı çarşı kurunda 198.000 TL. Yani 5.000 TL eksik yatırmışsınız. Nasıl yani? İstiyor musun parayı? Evet. 200.000 temiz para. Dırış. Anne! Bak! Aslan kocamı ne hale getirmiş? Bak! Şuna bak! Kimse beni bir hale getirmedi. Ben kapıya çarptım. Kapıya çarptım diyor kızım. Duymuyor musun? Duyuyorum. O kapı gelsin de bir de bana çarpsın bakalım. Ne oluyor? Bundan öncekini öldürdünüz. Bunu öldürmenize izin vermem. Bundan öncekini öldürdünüz mü lan? Bana böyle bir bilip gelmedi ama. Hadi susun artık, geçin sofraya. Soykarların masasındaki yemeği soğuttunuz. Soykarların masasındaki yemek soğumaz. Soykar masası bu. Hadi. Anne, oradan ekmeği uzatsana. Yusuf'um kay biraz. Ekmeği uzat dedim anne. Yedi kolum olsa sana bir tanesiyle ekmek uzatmam. Hayır, nedir bana bu öfkem ben? Anne şu gözüme... Aman be, ben kendim alırım. Hanımefendi evlat, neticede bir baksanız gözünün içine, nedir yani? Sen kimsin bana akıl verecek? Soykar sofrası burası. Hadi bitti yemeğiniz. Kalkın masadan, hadi. Al burada, hadi kaç. Dayıcığım. İstihbaratımız amcanın bir suikastçı yolladığını... hatta şu an burada, bu evde olabileceğini söylüyor. Amcam mı yolladı lan sizi? Yok. Ha, söyleyin, bir şey yapmayacağım. Söyleyin. Yok vallahi, biz kendimiz geldik. Bir tesisatçıyız. Biz boru döşemeye geldik abi. Ulan madem borucusunuz, abi, niye sinsi sinsi kaçıyorsunuz ha? Yok. Öldürürüm lan sizi. Hayır! Torunum dur! İsmail Bey,
İsmail benim helalimdir. Babanın da onayı var, değil mi Yusuf'um? Bak. Ya ne diyorsun, baban ne sen? He, ne helali melali, çıldırtma beni. Ne oldu? Yakıştıramadın mı bizi, he? Oysa fırın kızgın, kürek düzgün. İsmail Usta seni intihar etmeyince. En doğrusu bu olur. Efendim, vallahi biz borcuyuz. Yeminle borcuyuz. Buradaki iş çok büyükmüş. Bizi aşar dedik, o yüzden gidelim dedik. Ulan madem borcusunuz, o zaman size soru soracağım. Bilemezseniz siz bittiniz. İşte soru, neden deliktir boru? Yoktur böyle bir soru. Zaten deliktir boru. Ay. Aferin. Eğer bilemeseydin bu evden çıkamazdın. Kim ulan bu hain? Kim? Benim! Soykar sofrası. Sus lan sen de! Sokak sofrası aşağı, sokak sofrası yukarı be! 5 kere günde sofra kuruyorsun lan! 70 kilo damat geldim, 150 kilo oldum senin sokak sofran yüzünden! Bıktım lan sen! Bu döver, bu zaten beni sevmiyor. Hadi bakalım. Şimdi ne olacağını göreceksin. Şimdi ne olacağını göreceksin. Kuva. Şimdi seni öldüreceğim. Ondan sonra Maldivlere götüreceğim. Maldivlere. Ha. Şimdi bittim Mesut Aslan. Cingirdi bana, gördünüz mü? Az önce yaptığım hiçbir şeyden sorumlu değilim, hatırlamıyorum. Cingirdi bana. Aa, çıkıyor. Ne oluyor be? Ben şimdi kendine getireceğim seni. Al götür bunu. Götür, gözüm görmesin şunu. Götür. Cudurta öldürmenize izin vermeyeceğim. Hadi eyvallah, hadi. Yavaş sor, yavaş. İzin vermeyeceğim. Kahramanım benim. Torunumu kurtardı. Gördün mü Yusuf? Torunumu kurtardı. Babaanne, senin bunlarla aranda ne işin var? Ne var? Söyleyin, ne zamandır babaannemle görüşüyorsunuz? Hiçbir şey görüşmemiş, hiçbir şey yok. Biz boru takmaya geldik ya. Ne zamandır görüşüyorsun lan? Efendim, 3 yıldır birlikteyiz. Tatlı bir ilişki. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Babam. Bu adam niye benim koluma girdi ya? Çık be! Kimsin sen ya? Tövbe tövbe! Hanımefendi, ben İsmail. Borucunuz. Terbiyesize bak, ne biçim konuşuyorsun ya benimle? Ben bu adamı tanımıyorum. Kim bu? Nasıl tanımıyorsun ya? Siz çağırdınız ya, boru takmaya dediniz. Hani ben çok iyi boru takıyordum. Be. Yusuf, sen de bir şey desene ama kardeşim ya! Sus artık, sus! Hayır, aşağı gidiyoruz. Ah anne, hep diyorum. Aklın gidip geliyor senin. Hadi. Hadi gel, yatırayım seni, hadi. Terbiyesize bak. Hadi anne, hadi, hadi. Anne, dur yardım edeyim sana. Adolf Hitler'den yardım isterim. Gene de senden yardım istemem. Yok artık, daha neler ya. Ya anne, bir katliamcıyla beni nasıl... Anne, gerçekten merak ediyorum ya. Neden bu şey? Şimdi... Birincisi... Benim hayatımı kurtardınız, artı bir. Evet. Hmm. Babaannemle alakalı bana yalan söylediniz. -1. Kaldı 0. He, bu arada aileyle ilgili bütün sırları öğrendiniz. -1. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacaksın. Aslan Mesut. Aslan Mesut. Bana söz verdin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Söz verdin bana. Bak, tek bir kafa travması her şeyi unutmalarını sağlar. Ama bunu bilmeyeceksin ve yapmayacaksın. Söylediğin iyi oldu yenge ya. Tamam. Bu ne borusu? Tesisat borusu. Hayır. Hücum borusu. Abimiz var. Onun eklenerek çoğalan misafirleri var. Bakalım bugün abimizin evinde ne yaşanacak, izleyelim efendim. Buyursunlar.
İbrahim, hemen gelmişsin. Heyecan yaptım. Normalde böyle olmazdı ama eti kilosu 300 lira olunca kontrolümü kaybettim. Erken geldim ya. Onur abi. Paşa abiye bak lan. Atari salonlarındaki dans makinesinden almış. Ulan ben çocukken oynayamıyordum bununla, jetonum yoktu. Yoksa ben oynasaydım var ya Türkiye'nin tanyerisi olurdum. Ay gelin gelin. Gelin bakalım çocuklar gelin. Şuraya bak toplu gelmişler. Bir şey söyleyeceğim. Bahadır nerede? O ayağını sakatladı ya. Biz ona buradan paket yapacağız. Arkadaşımız şölenden mahrum bırakamayız. Ama biliyor musunuz? Bu daim mekana gelmenin de güzelliği bu. Tanıdık görüyorsun ya, süper bir şey ya. Arkadaşlar felaket. Ne? Ne oldu? Ne oldu yoksa buzdolabı mı boş? Dolu da otla dolu lan. Az mı? Paşa abi vejeteryan mı oldu yoksa? Evlikamısın. Tamam, yapacak bir şey yok. Zeytinyağlı, metinyağlı idare edeceğiz artık. Hadi getir bakayım. Yok, ne olsun? Lan yok, bir şarkı getirelim. Bu nasıl ya? Getir. Oo, bir şey söyleyeyim misin? Bunlar da güzel görünüyor ha. Et yemem lazım, benim protein almam lazım. Yoksa o makineyle nasıl başa çıkacağım ben? Peyniri var protein yerine abi. Olur mu? Olur şu an. Turun varsa verin bana, tansiyonum düştü. 500 gram turun iyi gelir bana. Merhaba. Aslı, sen yoksa gelmeye mi karar verdin? Aa, biz Paşa abiye yalakalık yapıyoruz, yemek yiyoruz diye bize yüzsüz demişti. Ben de yüzsüzüm. Son 100 liramla buraya geldim. Kusura bakmayın, geçen sefer biraz kabalık ettim size. Vitamin eksikliği çıkınca hatamı anladım. Yenge kalıcı herhalde. Taburayla gelmiş bak. Ya bir toplantı yapacağım da dışarıda yemek çok pahalı. Şuracıkta bir köşecikte. Hiç izniniz olursa şöyle oturur yaparım toplantı. Leman, Leman gel, toplantıyı yapacağımız yer burası. Aa şey Nazlıcığım, biz hani yemekte konuşacaktık ya, burası neresi? Gel gel, çok güzel konuşuruz tezini biz seninle burada. Burası Paşa abinin yeri. Paşa abiye ben nasıl yalakalık yapıyorsun? Bedava yiyorsun, içiyorsun düşün. Hadi gel. Bir dakika, yalakalık da demeyelim. O kadar da değil yani. Neterciğim, sen geçen hafta profilden Paşa abiye Leonardo DiCaprio'ya benziyorsun yazmadın mı? Bence o kadar. Çiçekciğim, ben onu dediğimde masada kuru et vardı yalnız. Bak, kuru et dedin yine moralim çöktü ya. Nazlıcığım. Tezimi konuşacaktık ya, burada mı olacak o? Burada olacak, çok da güzel olacak ya. Ben sana çok güzel bir tane tabak yapayım. Gel, 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 gel. Çok, ben okudum senin tezini canım benim. Çok başarılı bir çalışma. Dikkat etmeni istediğim şöyle hususlar var. Gençler, gençler, bilim insanları, akademisyenler ya. Nasıl, ne zipi masa bu böyle ya? Kalkmayın, rahatsız olmayın, kalkmayın. Sizin gibi nezih insanların karşısında benim kalkıp saygı durmam lazım yani. Sizler geleceğim... Ya hadi kalkın madem, kalkıldı, kalkalım. Kalkalım, herkes kalktı değil mi? Çok güzel, çok güzel. Nasıl kıyafetim ha? Vay, vay, vay. Kendi öz has tasarımım, ben tasarladım. Nasıl? Çok özgün bir kıyafet abi. Yani bununla çığırı açacaksın değil mi? Çok yakışmış, çok cezbedici, çekici. Evet. Paşa abi, Paşa abi. Aynı Brad Pitt'sin. O sarışın salak çocuk, ne alaka ya? O benim tırnağım olamaz yani, hayret bir şey ya. Benim bir kere bir tarzım var. Ege kökenli olduğum için Ege motiflerini de kullandım kıyafetimde. Sonunda da böyle şahane, aslan parçası güzel bir modern kıyafet çıktı ortaya. Paşa abi kusura bakma da modern, ben buna modern demem, diyemem. Hayırdır İbrahim, ne biçim laf o? Modern değil mi? Anlamadım. Değil abi, modern falan değil. Çünkü bu postmodern abi ya. Modernliğe postmodern bir bakış açısı ya. Olağanüstü olmuşsun. Abi kıyafet 10 numara 5 yıldız. İçimizi açtı, çok da beğendik, çok güzel. Yalnız ben aparatif bir şeyler hazırlayayım dedim de et bulamadım dolapta, et yok. Ferdi'cim, şimdi ben bu Efe şortunu giyer giymez kendime dedim ki... Paşa dedim, sen tam bir İzmirlisin dedim. Köklerine sadık kal dedim. Dolapta ne kadar et varsa çöpe attım gitti hepsini. Bundan sonra hep Ege yemekleri. Paşa abi, o çöp nerede? Hatay'cığım, çöpün oraya gitme. Kendi beslediğim İzmir kangalı var bir tane, kocaman. O yemiştir zaten. Sakın oraya gitme yani. Şanslı köpek ya. Aa,
Bu kızıllık da ne ya oradaki? Vallahi greyfurt zannettim. Hoş geldiniz. Paşa ben, İzmirliyim. Ben de Leman. Leman tarihçidir Paşa abi. Bir tezi vardı da izin olursa burada onu konuşacaktık. İnanmıyorum, inanmıyorum. Meslektaşım lütfen oturulsun. Güzel bir sohbete başlayalım. Fikret'im ben de oturayım isterseniz bak. Kendi evim ya. Demek tarihçisiniz. Ne kadar güzel. Benim de yakında kitabım çıkacak tarihle alakalı. Hayırlı olsun diyebiliriz abi. Aynen diyebiliriz. Abi. Baskısıyla ilgili konuşuldu. 2 milyar baskıyla çıkıyorum kısmetsin. Abi bir imza günü yaparız değil mi mangalla? Haklı bir gün mangalda Fikret'in. Yaparız, yaparız. Bu arada kitabın konusunu merak edenler için diyeyim mi? Kevgir teorisi üzerine. Siz biliyor musunuz Liman Hanım kevgir teorisi ne demek? Kevgir teorisi nedir yahu? Kevgir teorisini bilmiyor musunuz? Gerçekten siz büyük bir cahilsiniz o zaman. Bir de tez yazdım diye. Çok tez yazmıştır abi onlar. Bir adını atayım sizi Liman Hanım. Kevgir teorisi insanın kediden geldiğini anlatır. Yok anasının nikahı. Anasının nikahı derken? Kediden mi evrildik biz? Aynen öyle. Büyük büyük atalarımız, dedelerimiz hep kediymiş. Benim büyük dedem tekirdi mesela. Zamanında, zamanında kevgir gibi elene elene insan haline gelmiş. Süzülü, bak hala... Bak hala var içimde yani. Kalıtsal bir şey. Genetik kalmış ya. Yani. Bu adam performans sanatçısı mı? Performansım oldukça iyidir bu arada. Ya saçmalamayın efendim. İnsan kediden falan evrilmedi. Yemeği bırakalım. Stop yemek şu an. Getir. İnsan kediden gelmemiş midir? Şimdi saçmalama ne kedisi ya. O kadar da değil artık yani. Paşa abi hakikaten yani yıllardır tamam her şey kabul de yani. Saçmaladın şu anda. Ya Paşa abi, 2 lokma yemek verdin diye kediden de geldik diyemeyiz yani. Şişt, vallahi bu da iyice deli beledi bize. Yok, kaplumbağadan üretti. Tam da kocaman T şeklinde bir bonfile siparişi veriyordum. Yeni mi abi? Yeni başlayın. Aslı, bana bak sen benim tez danışmanımsın. Böyle kedi gibi tıslayamazsın bana. Kızım ne olur 2 dakika idare etsen ya. Kusura bakmayın ya. Bir akademisyen ya Levan. Akademisyenler işte böyle biraz heyecanlı oluyorlar. Olsun, acemilik o yani. Ben bir İzmir beyefendisi olarak, modern bir adam olarak onu bağışladım şu an. Eleman Hanım, sizin teziniz neyin üstüne? İzmir kültürü ve tarihi üstüne. Oo, kültür ne kadar güzel. Biz İzmirliler olarak kültüre asfalt ya deriz. İzmirliler öyle bir şey demiyor. Siz İzmirli olduğunuza emin misiniz? Emin abi, emin. Ne demek? Eminim tabii. Allah Allah. Hadi kızım Çiğdem, ağzındaki şeyi çıkart. Benim İzmirli olduğum kanıtla bakalım arkadaşın. Hadi. Hadi Çiçek. Haydi Çiğdem. Şimdi şöyle, benim adım Çiçek. ama şimdi Paşa abi İzmirli olduğu için... Eyvallah. Bana Çiğdem der. Bir şey yapabilirsin, bir açıklama geldi. Tabii, bunun benimle ne alakası var? Ha. Tamam, ben size şu şekilde kanıtlayayım o zaman. Ben size bir türkü çığırayım, o zaman anlarsınız İzmirli olduğumu. Vallahi, vallahi kulaklarınızı basın. Seni dur. Efendim abi. Bağlamamı getiriver galiba. Getirmemiş miyim abi, bana mı getirin? Paşa abi, sen ne dedin? Getiriver. Getiriver mi? Hı. Getiriver. Muazzam bir şey be. Muazzam. Paşa abi, muhteşem. Paşa abi. Tam bir ilkeli. Söyle Fikret. Pardon abi. Özür dilerim. Kafama ataydın Ferdo. Pardon abi. Allah'tan kısa sap getirmişsin yani. Abi sen sanatını icra ederken ben de şu dans makinesiyle oynayabilir miyim? Oyna oğlum, oynayın diye getirdik. Ama bak hızlı modu var. Burçin oran modu. Orayı açma, perişan olursun. Tam sağda tam sağ Türk modu var. Oradan aç, tam sağ Türk'ten başla. Hadi, hadi ben Türk içeri hocam. Hadi bakalım. Of, türkü geliyor. Hadi bakalım. Keyifli keyifli yemeği de yiyebilirsiniz. Hadi yaşa be. Abi. Kimdir ritim tutuyor? Ben... Bir saniye ama yeter bak, bozuyorsun. Bir Bekir yolunu garip, bir Bekir yolunu garip.
Düştüm düşüvedim toyuna gari, düştüm toyuna doruna gari. Aşkı tom, aşkı tom, aşkı tom, aşkı tom gari. Diğer bekir yolunu gari, diğer bekir yolunu gari. Düştüm toyuna doruna gari, düşüvedim geldim yanına gari. Aşkı tom, aşkı tom, aşkı tom. Paşa abi, tebrik ediyorum bak. Tam bir Ege havası estirdin. Tamam. Gerçekten ya. Bu tam bir yaz şarkısı olmuş. Aynen öyle. Yazı nasıl kabul edeceğiz sahilleri? Estağfurullah, estağfurullah. Genlerimde var hatayı. Lemur Hanım, biz bu arada genlere isminler olarak domat deriz. Volkan Konak ne kadar İzmirli ise siz de o kadar İzmirlisiniz. Ah, etler geldi abi. Ha, oturur musun yine? Ha? Benim burada İzmirli'nin sorduğu... Eser sakın yeme şu an. Bak sinirliyim şu, o koy o zeytin parçasını. Benim burada İzmirliğim sorgulanıyor. Siz kapıdaki kocaman T şeklindeki o etin suyunu kokusunu alıyorsunuz. Eti düşünüyorsunuz, ayıp ya. Abi, Paşa abi yanlış anlaşılma oldu. Leman şey için diyor, ya İzmir'in doğusu anlamında söylüyor. Evet, aile geldi. Kesinlikle öyle abi. Düşünsene sen İzmir'sin ya. İki tane İzmirli varsa biri Elçin Sanku, biri de öbürü de sen abi. Aynen. Öbürü demişken abi zil bir daha çaldı ya. Ben gideyim mi? Etler orada kalacak adam. Gitmiyorsun, gitmiyorsun dedim. Beni sinirlendirmeyin. Bu kızıl kafalı bana paşa bey siz İzmirlisiniz diyene kadar şu köşedeyim. Küslük. Hadi bakalım. Hanım efendim, hanım efendim. Bana bak. Fikrettin. Oynama sen de sinirliyim şu an olur. Bakın ben bir haftadır et yemiyorum. Şimdi demir eksikliğinden şurada küt diye böyle desem, ölsem vicdansız mı sızlamayacak? Ya aleni bir şekilde İzmirli olmayan bir insana ben neden İzmirli diyorum? Ya neden demeyesiniz efendim ya? İzmirli de insana İzmirli olmayan bir insana İzmirli demek suç mu? Vallahi aşıktan bayılacağım çocuğum. Ya ben akademisyenim. İki parça et için yalan söyleyemem ben. Şişt, bana bak kız. Ben de senin tez çalışmanın değil miyim? Vallahi tezini onaylaman gibi kalırsın ortada. Ay. Aynen. Ay. Tamam gelsin. Paşa abi. Paşa abi. Limon Hanım aydınlandı bilimden. Gel abi bir şey diyecek sana gel. Ben duymadım. Ben mi konuştum? Hiçbir şey duymadım. Abi, konuş kız. Hadi hanımefendi. Evet. Siz İzmirlisiniz. He. Güzel, teşekkür ederim. Fikri yine bir şey oldu. Bizim oldu ya. Paşa abi. Abi niye? Alayım. Oğlum yesenize saçmalama. Hadi alayım abi. Alasın eti. Bana eti al ya. Neyse tezimize geri dönelim. Benim zeybeklerle ilgili araştırmamı nasıl buldun Nazlıcığım? Bir dakika, bir dakika. Zeybek nedir? Paşa abi Ege halk dansı, yöresel dansları ya. Ha zembek diyorsun. İzmir modern popular İzmir dansı zembek. Çocukluğumdan beri yaparım ya. Yapayım sizi Çiğdem. Ya. Aç oradan bir zembek bana. Oğlum düştün. Hayvan. Hadi güzel güzel yiyin bakalım. Aferin hadi yiyin. Bana bak bunlar yedikten sonra bir de size üstüne İzmir'in meşhur tatlısı Antep baklavası getireceğim. Lan artık. Ne diyorsun kız sen? Ulan Antep geçiyor yemeğin içinde. Yeter be. Tez mi falan olaylama. Ay manyaklar ordusu. Kaçın, boğuluyor. Hayat abi. Hayatını yedi jetti kedi herhalde. Bayağı şey o. Ya artist o ya, artist ya.
Yani sen öyle dedin diye Leman Hanım, koskoca İzmir'in efesine İzmirli değil mi diyeceğiz ya? Bu adam İzmir'in kendisi ya. Bu adam İzmir Gordon'dur ya. Ya bu adam Saat Kulesi'dir, boyozdur bu adam. Asansördür ya, bu karşı yakadır. Bu gevrek lan bu adam, gevrek. Gevrek. İbrahim, kap bunu çok güzel. Bana da kap. Aferin. Bayılıyorum size ya. Hepimiz İzmirli değiliz ya. İzmir hepimizin. Bana bak. Güzel bir zembek dansı, papılır zembek dansı yapmayalım mı? Hadi, ya. Hadi bakalım. Hazırsak. Haydi bre kediler. Belki zor bir mesele, ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırımıza ve de sen de söyle.